geniş toparlamaya çalışacağım. Umarım keyifli geçer sizler için. Çok kısa, İsveç öncesinde sanat adına ne yaptım, ne ettim, kimi, o bilgiyi vereyim. Ben İsveç'e her şeyi kalayım. 1983'e kadar İzmir'de yaşadım. İzmir'de ve İzmir Karabulu'nda. Yani yazık gibi ne olsa daha sonra tekrar şimdi içerisinde başka bir denli geleceğimiz Türkiye'nin kasabasında. Bir yıl biyoloji, 5 yıl son sınıftan bırakmak üzere hukuk okudum. Bu süre içerisinde 12 Eylül darbesi oldu. Tutuklandım, hüküm yedim. Çıktıktan sonra yasa dışı olarak o dönem çok yaygın olan sıkıntı soruşturması yüzünden her gün karakola giderek hapishane karakola çağırma süreçleri başlayınca bu aya kadar çıksın diye bekledim aylık periyotları da. Ondan sonra kent değiştirdim, İstanbul'a geldim. Çünkü bu soruşturması sırasında ben yoldan yürürken yanımdaki insanlara gidip sadece ben de hiç yüz yüze gelmeden onların kimliklerini alıp not ediyorlardı. Artık bir kendi haline getirmişlerdi İzmir'de bu için. İstanbul'da geldim ve Halim Bulutoğlu ve Gökhan'ın ortakları olduğu bir sendikalara ve turizm sektörüne yönelik yayın çıkartan bir firmanın içerisinde alaydan gazeteci olarak çıkmaya başladım. Özellikle teknik kısmında. Bu arada işte manzarası en güzel çalışırken gidebileceğim okul diye de güzel sanatları seçtim. Asla sanatçı olmamıştım. Peki 2 yıl öyle geçti. 2 yıl sonrasında hocalarımla kapışa kapışa sanatçı oldum. Bu kapışma en son diplomaya da yansıdı. Diploma projem kabul edilmedi. Daha sonraki itirazlarım da sonuna kadar her hedefini yaptığım itirazı kabul edilmediği yerden. Ben de aynı yıl Biyener'in, Berlin Biyener'in çağrılı sanatçılarından birisi olarak çağrılmıştım. Diplomamı oradan almayı diyerek kendimce sanat kariyerime başladım. 2005'ten öncesinde, yani yaklaşık 1991'deki ilk kısa filmimle birlikte başladığını düşünürse 2 tane solo sergi açtım. Bir de Karma Sergi'ye katıldım, bir de Biyener'e katıldım. Solo sergilerin 2000 sonrasında olanı buradaki en son yaptığım iş diye söyleyeceğim şey, aynalarımı istiyorum diye bir çağrıydı. Yaşantımın bir kırılma noktasıydı ve beni doğuran insandan en son tanıyan insana kadar dost düşman herkesteki yansımamı istediğim ve sadece bu yansımaları hangi sanatsal formda yollarlarsa yollasınlar, sergileyeceğim, hatta isimlerini isterlerse kullanmayabileceğim bir sergi düzenledim. Benden hiçbir şey yoktu. 4 tane ayna gelmişti formatlarda. Metin, şiir, resim, film, radyo programı, kitap, nesne. O sergi son sergim oldu burada. Ondan sonra zaten yaklaşık son 10 yılımı Güzel Sanatlar Saatçi Saatçi, Türkiye'nin o zamanlar en büyük reklam ajansında teknik koordinatör olarak çalışarak sürdürüyordum. 2001-2002 hatırlayamıyorum kriziyle birlikte işten atıldım ve buradaki son 2 ya da 3 yılımı tam net çıkartamayacağım bayağı zor geçti. İşsiz bir dönemdi. Değişik işlere çok kısa sürelerle girip çıktığım bir dönemdi. Sanat adına pek bir şey yapmadım bir dönemde. Göçmemin nedeni aşk sadece. Sevdiğim kadın ve onun çocuklarıyla yaşamak üzere 2005'in ocağında 2004'te tanışmıştık. İsveç'e göçtüm ve İsveçliliğim başladı. Serüven başladı. Giderkenki duygularım genel olarak olumluydu. Çünkü aslında çok çarpıcı bir iş kariyerim vardı. Fena sayılmayacak bir sanatçı kariyerim vardı. Hem destek almak adına hem de grafik tasarım, art direction, işte medya tekniker, 6-7 kalem, dijital resim rotuşörü ya da işte matbaa takipçisi işlerimden ve bana dair olan işlerden herhangi birisini bulabileceğimi emindim neredeyse. Gittim ve göçmenler için İsveççe okuluna başladım ve o dönem içerisinde bir yöntem olarak Stockholm'u tanımak, İsveç'i tanımak, yeni ülkeye geçmek, yeni kente geçmek,
yeni bir hayata geçmek süreci içerisinde en doğru yöntem seçtiğim şeyi yaptım. Stockholm'un herhalde 2005-2009 arasındaki, 2008 arasındaki en geniş duvar sanatı, sokak sanatı koleksiyonuna sahip şu anda. Çok yolculuklarım hep merkezden Varoş'a, Varoş'tan merkeze, değişik hatlarda her istasyonda inmek üzere olabildiğince hem duvar sanatını, merkezin o tarihsel, çok dokunulmamış, hoş dokusundan daha çok doğanın ve milyon evler dediğimiz 1970'lerden beri inşa edilmeye başlanmış ve çok yaygınlaşmış, bütün Stockholm'un çevresinde dolduran göçmen siteleri ne kadar değişen bütün dokuyu belgelemeye çalıştım. Grafik sanatçılarla tanıştım. Şablon sanatçılarla tanıştım. Onlar beni gizli illerine götürdüler. Sadece alıştırma yaptıkları. Onlarla tanışmak aynı zamanda benim işim nedeniyle bulunduğum ya da zaten karımın dostu olduğu benim de arkadaşım haline gelen göçmenler dışındaki gerçek göçmen nüfusu ilk kontağıydı. Çok saygı duyduğum insanlardı. Yani genelde sokak sanatı hem alçak gönüllüğüyle kendi kimliğini sakladığı, sadece bilenlerin bildiği imzalarla bunu yaptı. Hem şamdan, şöhretten uzak olduğu, hem de geçici bir şey yaptı. Üstüne bir şey daha eklemek gerekiyor ki İsveç'te. Hiç bilmiyordum gittiğimde. 7 yıla kadar hapse göze aldığı yerden, ki bu örneğin her şablon ayrı bir cezayı beraber getirdi, çok katlanabilen bir hapis haline geliyor. Çok hoş insanlardı, çok da hoş gençlerdi. 35 yaşına kadar olan vardı ama 14'ten başlıyordu. Bunları hiç sergilemedim. Daha çok zaten sanat adına yapmadığım bir yer, bir şey olduğu için daha çok değişik fotoğraf sitelerinde diziler halinde wallpapers diye yükledim. Gören gördü. Özellikle grafikleri içeren kimyerler yıkılmaya başlamıştı o dönemde. Kentin değişik alanları daha bir nezik hale getiriliyordu. Buradaki anlamda olmasa bile oradaki anlamda. Daha kabul edilebilir anlamlarda. Çok tarazı, pisliği, bu inlerden birisi mesela en sevdiğini. Kendi başınalığını, daha çok böyle bana kuytuları gösterirliğini, oralardan açılan İsveç'in ve Stockholm'un altında var olan ve çoğunun yerlerinin bilinmediği ya da işte bir şekilde duyurulmadığı, hala 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kalan ve hala içinde gıda, su birikiminin her ay yenilendiği özel tüneller var. Oralara girmeye çalışan çocuklardı bunlar. Oralarda girebildikleri yerde yakalanana kadar işlerini yapan çocuklardı. Bütün metro ağların bunların elindeydi. Tüm bunları çektiğim, yolculuk yaptığım dönem içerisinde ilk duyduğum andan herhalde 2009'lara kadar nefret ettiğim İsveççe'yle boğuşmakla geçti süren. İstemedim baştan dili. Çok zor geldi. Oradan da bir dizi göçmen arkadaşım oldu. Ve özellikle benim epey uzun sürdü. Sadece göçmenler için İsveç'te okuduğum, onun bir üst aşamasında okudum. Üniversiteye girmeyi düşünenlerin okudukları aşamayı. Herhalde 10 yıl içerisinde Iraklılar yoğun bir göçmen geliminden, işte Somaliler yoğun bir göçmen gelinime kadar giden 3 ayrı dalga farklı insanlarla tanışmama vesile oldu ve birkaç kişinin de zaten ögeleri onlar, özleri onlar. İş aramaya başladığım olabildiğince güzel bir sunum yazısı eşliğinde ve CV eşliğinde ve olumlu hiçbir yanıt gelmemesi bir yana hiçbir yanıt gelmedi. Yaklaşık bir yıl içerisinde 600-700 başvurudan, daha sonra biraz azala sürdüğü için bugüne kadar 2500 başvurudan iki cevap aldım sadece. Cevaplardan bir tanesi benim ismim Hakan değil, Volkan, bir İsveç adı sandığı için cevap vermişti. İkincisi ise artık sunumun herhalde kalitesinden ve bir garip kendi kişisel serüveninden benimle tanışmak ve niçin
özellikle krizin, 2005 krizinin ardından İsveç'te benim aradığım işleri benim bir göçmen olarak bulmamın olanaksız olduğunu anlatmaya karar vermiş bir işçi bulan aracı kurumun sahibiydi. Çok teşekkür etmiştim ona bu gerçekliğini karşı karşıya getirdiği için. Örneğin bütün belediye ve kamu temelli ilanların %90'ından aslında ülkedeki çalışma yasaları bunu zorladığı için anons verilerek, duyuru yapılarak, işçi aranarak alındığını ama aslında her birisinin baştan kimin olacağı bilindiği süreçler olduğunu. Özellikle reklam sektörü içerisinde ilişki, doğrudan ilişki olmadıkça hiçbir başvurunun işe alınmadığını. Benim özellikle web tabanlı tasarım yapıyor olsam bile, bilgisayar tanımlı tasarım yapıyor olsam bile web tanımlı tasarımın bu süre içerisinde özellikle patlayarak büyümesi ve her grafik tasarımcının aynı zamanda bir web sayfası yapabilmesi, birkaç bilgisayar dili bilmesi gibi gerekliliği gibi şeylerle geliştikçe zaten bu nitelikteki çok daha ucuz bir iş gücü olan işsiz İsveçlerin sayısının her geçen gün arttığı ve o yüzden de yine iş bulamayacağım ama tabii sanki bu olmuş. Hala bir işim olmasına rağmen aynı zamanda kadrolu çalışmadığım için ayın yaklaşık 20 gününde en fazla çalışabilen, 15 gününde en fazla çalışabilen, geri kalan kısımda işsiz sayılan bir insan olduğu için bu işsiz kaldığım günlerin de işsizlik tazminatını almam söz konusu olduğu için onun zorunlu olarak hala iş aramam sürüyor. Çünkü her ay belli sayıda kendi iş arama alanım ki şimdi gelişti, içerisindeki bütün başvuruları yapmış olmamı belgelemem gerekiyor. Bu süreç hasbelkader zaten her İsveç'e göçen göçmenin ilk bulduğu, ilk yaptığı, hemen herkesin yaptığı, çok özel bağlantılara sahip değilse yaptığı iş olan geceleri sabah kapılarında bulunmak üzere gazete bırakma işi saat 2.30-4.30 arasında işine girebilmemle devam etti. Herhalde bir yıl kadar çalıştım o işte. Benim şanssızlığım, bu genel bir şey değil. Çünkü farklı iki tane daha birinde çalıştım. Aynı şeyde yaşamıştım ama son şefimin gerçek kurucu olması nedeniyle beni en zor, en kaldırımların merdivenlerin yüksek olduğu ve kış aylarında koca bir vagon içerisinde yüzlerce gazeteyi taşıyorduk. Bütün o şeyi, merdivenleri onu yukarı çıkartmamla ancak becerebileceğim alanlara bana özellikle zorlamasıyla ve zorladım. İş tazminatı aldım. Ayrılmak zorunda kaldım o işten ama. Asgari ücretti aldığımız ücret. O dönem şu anda kimler gitti gördü bilmediğim asansörler diye 2 metre altlık şimdi Alalar Müzesi'ndeki göç bağlantıları servisinde sergilenen 3 işimden birisi bu dönemde üretilmiş işlerdi. Asansörler bütün elimizdeki özel bir defterde yazılı yaklaşık 4 ayrı gazetenin hangi kapıya bırakılacağının belli olduğu tarihçiler eşliğinde en yukarıdan en aşağıya onları dağıtabilmesi sağlayan mekanizmalardı. Her birisi farklıydı, her birisinde aynalar vardı, her birisinde kendimi görüyorum. Özel iş elbisenin içerisinde görüyorum. Ve belgelemeye başladım kendimi aynalardan. Onlardan çıkan bir seri. Bu daha var ama... Bunların her birisi ayrı bir asansör. Her birisi iş kıyafetiyle ayrı bir gün çektiğim, ayrı bir gece, ayrı bir sabaha karşı çektiğim fotoğraf. Biraz daha iyileşirdiğim umut bir görüntü ama hala kalktığımız tadında gözüküyor. Gece hayatının özellikle en zengin semtin gazetelerini dağıtan insandım ben. Özellikle o dönemdeki, o bölgedeki gece hayatının saat 2'de 3'te dönen insanların zaten hepsinin göçmen olduğunu bildikleri bu işi yapanlara karşı tavrı ve onlara karşı bizim
yapmamız gerekenlerin listesi 12 ayrı rutinden oluşturuldu. Sadece dokunur tahrik ederse, sözüyle tahrik ederse, vurursa, bize vurmayıp da kadarın vurursa, bedava gazete alıp itiraz beklerse, ırkçı herhangi bir söz söylerse, kim çoğunda durup hiçbir şey yapmamak ve daha sonra yapmak üzerine kurulu. Eğer ki zorlanırsak kullanacağımız, çok özel bir ses çıkartan bir gücükle, polisin gelmesini bekleyerek ya da onu itmeyi beklediğim gibi yerden kullanacağımız bir gücükle ancak karşı koyabileceğimizi, o vurmadıkça vurmamamız gerektiğini anlatan bir rutinler toplamıydı bu. Susmam gereken ilk 3-4 merhalesini geçirdim sürekli. Oradan okuldu. Kare kapat geldi. Tabi derdeniyle daha böyle şey oldu. Karışım kan anlamına geldi. Başka pek bir şey olmadı. Yani geçenlerin etkili laflar bir şey yapmıyoruz. Umursamamak zorundayız o şekilde. Ama özellikle en kurucu sert olduğu için ben bunları yaşadım. Bu iş Stockholm'un her tarafı için her tarafı yapılan bir iş ve eminim ki özellikle ırkçı karakteri yoğun cesurca, hele ki o zamanlarda daha ırkçı milletvekilleri girmemişken meclise bunu yaşayabilen insanlar o semtin kendi ırkçı potansiyelini kullanmanın cesaretiyle ancak bunu yapabilirlerdi. Temelde Stockholm içerisinde iki semt sayabilirim sadece. Bu semtlerden birisi de bizim yıllarca, geçen yıla kadar oturduğumuz semtti. İki tane zengin semt. (gülüyor) 2006'nın Temmuz'unda yine Adalar Müzesi'nde sergilenen İsveç Göçmen Dairesi'nin açık mektubu yaptım. Bu ikinci oturma ve çalışma izni alma sürecimin 10 ayı bulup içinde gecikmesiyle ilgili bir iş. Ve Türkiye'ye gelmek istemek ve Türkiye'ye gelirsek eğer o izin alınmadan vize alıp gelmeyi söz konusu olmadığını, dolayısıyla bizi orada beklemeye zorladıkları buna da karşı çıkmış bir iş. Yine kimler izledi bilmiyorum. Zaten çok uzun bir iş ama sırf havası tadı adına başından göstereyim biraz. Sonra içeriğini anlatacağım. Söyleme gereği duyuyorum. Ben bütün videolarımı Bilip TV'ye yüksek sözlülük olarak yüklemiştim. Oradan alırım diye rahatlıkla buraya geldiğimde Bilip TV'nin Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum. Yıllardır meğersem insanların çoğunun ancak kanaldan tünelden girebildiği bir şeymiş. O yüzden YouTube'da kıyıya indirdim. Bir de eski bir şeyler buldum. Biraz sözlülüğü düşük oluyor o yüzden bazıları. Göstereceklerim. İstanbul Bienali'ne çağrılı katılımcı olarak katıldıktan sonra 3 kişisel sergi ve onlarca karma sergiye katılmış. Bağımsız gösteriler yapmış. Yayınlanmış bir şiir kitabı olan bir çağla sanatçıya, bir neofilosu sanatçısı, ressam, şair, grafik tasarımcı. Atlı atlıya gidiyorum. Video performansı ne zaman olacak belli olmayan. Bu izni pasaportumda göstermedikçe yurt dışına çıktığımda, örneğin kendi ülkeme gittiğimde oranın gümrüğü tarafından buraya yollandıracağım. Anlatıyorum. Onun dışında dediğim söyleyeyim. Her şeyi kısa tutmaya çalıştığım, ne kadar süreceğini bilmediğim bu kayıtla belgelemek istiyorum, sunmak istiyorum. Bir
kendimle öğrenmekle yaşama geçirmeye çalışmış. Üstelik birkaç ay sonra taşındık. Yani bu benim geldikten sonraki ikinci yaşadığım. Bu taşımanın telaşı hazırdı vesaire söz konusu. Çocukların taşınacağımız bu yeni semtte yazdan sonra başlayabileceğini, okulların yuvalarını örgütlenmesi için uğraşmak gerekiyor işte. O çalışmak için denediğim bir resimde yaptığım geç bir dönem. Geç dönem bir kent resmi diyebiliriz. Onların üzerine yapıştırılan yeni şablonları, yazılan yeni yazıları, hepsinin karmaşasını, onları silinmeye çalışsın. Altlarında kalan dizilerini, üzerlerine yeniden yapıştırdım. Semtten semte yine çevreden merkeze doğru stillerin değişimini, bütün o yazılarda, bütün o dokularda, renklerin değişimini, stillerin değişimini kullanıyordu gerçi ama belki de bu kadar kısa bir sürede öğrenebileceğinden fazla şeyi bilmemi sağlayan bir sonuçtu. Çok ilgi çekiciydi. Çok istekleri vardı. Oralardaki insanların. Görülmek istiyorlar. Çok kabul edilmeyen ama çok net bir gerçek olan ikinci sınıf vatandaş konumundan çıkmak istiyorlar. Eşitlik istiyorlar. Özellikle iş bulma, iş seçme. İş niteliklerinin onların göçmen olmasına göre onları kabul edebilir ya da etmez olma yüzdesinin artmadığı. Tanrı olan. Sonuçlarıyla bu sonuçların sergilendiği içeriğini oluşturduğu bir yayını tasarlamakla geçirilen bir zaman. En derin kurumu. Her yanı sararım. Bütün yaşam alışkanlıklarını, bütün jestlerin, bütün mimikler toplamını, bütün ortaklaşılığın, bütün tavizlerin, bütün korkaklıkların, bütün geriye çekilmelerin, bütün sakinleştirmelerin, bütün o dipteki hayvanı aşağıya aşağıya gitmeye çağırmaları, yasası olan nabımı öğrenmeye başladım. Kamu örgütlenmelerini, meslek örgütlenmelerini, belediye örgütlenmelerini, sağlık örgütlenmelerini, olanaklarını inceledim. Başlamaya karar verdim bu kaçma. Atölye sırasına girdim. Yolladığım profilde gelmiştim. Fotoğraf sanatçısı arkadaşım Fırat İrez de kitapçının sayfalarını her çevirişimin fotoğrafını çekmişti. Ama başlayınca yalnızlığa ulaşıyorsun. Yani bu kadar fazla sayıda ve bu kadar derin tek tek yalnız insanın birlikte yaşadıkları böylesi bir ülke tasavvur edebileceğin bir şey değildi. Diğer has İsveçlilerin şaşkınlığı ile kendi zenginliğini bulan çocuklara hazzı oradan veren bulurlardı. Kim kimde neyi konuşuyor? Kim kime neyi söylemek istiyor? Bu uyumlu, bu uyumlu taraflarında. Çok derin acılar, çok derin işkenceler, doluklar, görmemiş, bilmemiş, ülke olmasın. Bilmiyorum. Yani bir yıldır bu ülkede yaşayan bir sanatçını gözlemliyor burada. Buradan okuyabilirsiniz beni. Buradan görebilirsiniz. Ailemle bir Türkiye'ye gideceğim. Çok özlediklerim var. Güneşi özledim. Dev sırasının öne alınması için bir neden uydurmak zorunda kaldı. Birilerini öldürdü memleketinde ya da hasta yaptı. Ve o yüzden öne alındı ya da alınamadı. Ama ben sadece bunu anlatan, bu istememi, seyahat özgürlüğünü istiyorum ben. Bu haksızlık için ben hiçbir şey yapmadım. Ben de bekleyen, birlikte bekleyen insanların hiçbirisi de hiçbir şey yapmadım diyebilecek bir yerden konuşuyorum.
şimdi izlediğimde amma da ağlatmış diye hissettirten işi yaparken aslında kafayı bulmuştum. O yüzden bu haldeyim. Yani üstüm ya da gerçekten de şey bir halim yok. Kafayı bulmadan yapamayacağım bir işte. Olabildiğince kısa bir zaman aralığı içerisinde çok kompleks bir metin çıksın. Çok samimi olayım. Bir iç dokümantasyon da olsun. Kendime baktığım yerden de kendimi dinlendireyim. Rahatlığına ulaşmak adına öyle başlamıştım. Neyse. Bu İsveç Göçmen Bürosu'na yollanan bir kayıt. Yollandığı gün aynı zamanda İsveç'in ikinci büyük gazetesinin muhabiriyle röportajı yapılan, ertesi gün onun da yayınlandığı, bunların daha önceden tezgahlandığı bir iş. Hedef hem bir taraftan şeydi, gerçekten de o izni çabuk alabilmek adına bir şey yapmakta ama aslında sırf bunun için yapmazdım ben bu işi. Bütün bu bekleme sürecindeki kendilerinin içerisinde benle birlikte bekleyen göçmen sayısının 10 bin olduğunu gördüğümde yani bir şeyler yapmalıyım. Bu bana da yaramadı, onlara da yaramadı dediğim bir yerden yaptığım bir şey. O yüzden yaygınlaştırdım bir iş zaten. Türkiye'de de İsveç bir yaygınlaştırdım aynı zamanda başımda. İşe de yaradı. Zaten İsveç için ikinci büyük gazetesi bu röportajı yaparken aynı zamanda göçmen bürosunda da sormuştu onun tepkisinin olacağına dair. Yani beklenmesi gerekiyorsa bekleniliyordu. Bir haksızlık var. Derin batır etmişti. Cevap vermemişlerdi. Ama İsveç İstanbul Büyükelçiliği bir telefonla aradı ve Türkiye rahatlıkla gelebileceğimi, turistik vizeme dönmek üzere rahatlıkla alabileceğimi, bu anlamda teklifimin gereksizliğini söyledi. Teşekkür ettim. Açıkladım da İsveç Büyükelçiliği'nin bunu bana ilettiğini. Ama hem İsveç'teki basındaki yansımalarıyla sınav için beklemek, bir sanata, izin için beklemek, kalmak için beklemek bir sanata dönüştü diyor başlık. Hem de Radikal'in buradaki yayınından sonra da aynı gün İsveç Büyükelçisi beni aramıştı. Ardından çıkan haberler, daha sonra bunun Türkiye'de haber olmasından dolayı çıkan yeni haberlerle birlikte bir televizyon programına çağrıldım. Televizyon programında da bir göçmen mahallesinde ya da şehrin belediye meclis binasının önündeki işte yer alan bir hilalin altında yaptığı çekimlerle aslında o zamanlar almıştım zaten iznimi bu program için çağrıldığımda. Buraya geldik Türkiye'ye, Büyükelçinin verdiği izinle dönmezden bir gün önce de çalışma iznim, oturma iznim geldiği için gidebilmiştim. Döndükten sonra yapılan program demek ki bu. Ne kadar etkin vardır, ne kadar yoktur bilmiyorum ama bu yılın ardından göçmen bekleme süreleri çok düştü aşağıya. Ama bir taraftan da devletin genel göçmen politikası gereği zaten oturma çalışma izni için başvurma hakkı bile olmayan insanların sayısı da çok arttı. Mülteci olarak kalanların geri dönenlerin oranı da artmaya başladı. Yani kendi başına sonucunun istediğim biçimde olup olmadığını bilmediğim bir iş. Ardından 2006 Eylül'ünde hiçbir şeye dönüşmeyen ama epey bir süre beni meşgul eden, hep İsveççe'nin Türkiye'de bir dizi röportajın, bir dizi haberinde konusu olan bir çağrım oldu. Çok katılımlı bir sanat etkinliği çağrısıydı. Bu adı Gerçek Diyalog'tu. İsveç'teki insanlara benim sorduğum Türkiye'ye dair ve en son bir tanesi de İsveç'e dair bir soruyu cevaplaması. Türkiye'deki insanlara da yine İsveç'e dair iki ve kendi ülkelerine dair tek bir soruyu cevaplama üzerine kurulu bir oyundu. Ve herkesin bu işi kendisinin katılım isteğiyle birlikte herhangi bir şekilde videoyu kaydedip bana yollaması. Bu toplamı sergilemek isteğimle ilgili bir çağrıydı. Epey haber oldu hem orada hem burada. Kendi içerisinde özellikle ülkede artan milliyetçilikle, Türkiye'de artan milliyetçilikle birlikte sorulardan birisini değiştirip de yeni bir heyecanla arada ikinci bir şey versem bile destek, itki
versem bile hiçbir zaman çok katılıma ulaşmadı. 5-6 katılım oldu. Onlarla da bir şeye dönüşmedi. Benim sondan bir önceki çok katılımlı sanat etkinliği yapılabilir yanlış sanımın örneği gerçek bir oldu. Bundan sonra daha sonra bahsedeceğim ve yine çok haberlerim olsa bile beni bir şekilde yollayanlar, yollayan hiçbir insan olmadı ya da çok az insan olduğu için yapmadığım nefret yönelinde aşk diye ikinci bir çağrı olduğunu hissetti seç günleri içerisinde. Gerçek diyalogda İsveç'te Türkiye hakkında ilk aklınıza gelen düşünceler nelerdir? Bu ülke size niye anımsatır ya da düşündürür? İsveç'ten katılacak dar için olan sorular, pardon. Ortalama İsveçli yaşamına ki bu seyrettirdiğim videonun içerisinde de bir bölümde geçti zaten tarifi. Ortalama İsveçli günlük yaşamına hakim olan, ortalama İsveçli ruhunu tutsak eden, içinde zaman zaman gizli ırkçılığı taşıdığını düşündüğüm, bilinçaltı kodlarına dair bir sistemin adını Lagom olarak dinlendiriyor. Ya da ben o zaman o ırkçılığı dinlendirmeyi seçiyordum. Ben kodlar dinlemeyi tercih ediyorum bugün. Ve yine bir başka sanat çizgimin birikimi orada gelişiyor. Ona dair bir sorgulamam vardı. Türklere yönelik sorgulamada da milliyetçiliğe dair bir sorgulamam vardı. Gelişen milliyetçiliğe ama sonuçta en çok Türkiye'deki ve İsveç'teki insanların diğer ülke hakkındaki temel kanısının neye dair olduğunu bulmaya çalışan bir diyalog çabasıydı. Destek görüşmesi için Stockholm Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği beni çağırdı. Konuşma yapıldı ve destek vermeyeceğim. Epey bir süre sonra. ...2006'nın Kasım'ında İsveç'te ilk karma sergime katıldım. Labirent isimli bir karma sergiydi. Gülbeşoğan Mahallesi'nin sanat merkezi tarafından düzenleniyordu. Ve kitap biçiminde düşünülmüş, tasarlanmış sanat işlerini toparlayan bir sergiydi. Benimkisi dijital bir kitaptı. Dijital bir gösteriydi sergilediğim şeyin kendisi. Ama kendisi gerçekten bir kitaptı. İsveç'e gitmeden evvel çalışma ve kalma başvurusu için ben başvururken bir kitap teslim ederek başvurmuştum burada. Hakan Akçı'nın Aşkına ve Kişine dair başlığını taşıyordu bu kitap. Ve ilk internet üzerinden tanıştık biz hanımla. İlk tanıştığımız günün, ilk diyaloğunun ekran görüntüsünden başlayarak burada Akanton'la sohbetin metni, ortak fotoğraflar onun gelmesi, benim gitmesiyle, çocuklarla tanışışım benim. Bütün bu süre içerisinde ve daha önce aslında benim neler yapıp ettiğime dair kimi belgeleri içeren bir toplam kitaptı ve aslında ilk iznimi almamı çok kolaylaştırdı sanki. İki ay içerisinde cevap gelmiş oldu. Onu Fırat Eres, fotoğrafçı arkadaşım kitabın sayfalarını çevirirken fotoğraflamıştı ve o fotoğraflardan oluşan, slash gösterisinden oluşan bir gösteriydi. Sergiye katıldığım hali kendisi. Onun mesela belgesi Bilip TV'de vardı. O yüzden indiremedim, onu gösteremiyorum size. Blogda gözükmüyor. İsveç Radyosu bu özellikle açık, İsveç Radyosu'nun açık mektup yüzünden benimle bu Lebrun sergisi temelinde bir söyleşi yaptı. Söyleşi biraz gergin geçti. Söyleşi öncesinde bir, söyleşi sonrasında söyleşteki kimi benim aktardığım, İngilizce aktardığım kelimeleri İsveç'ten dinlemek istediği için karımın tercümanlığını gereksindiği bir yarım saatlik bölüm vardı, 4 saatlik bizim İngilizce sohbetimizin ardından. O yarım saatlik bölümü sadece radyo programı olarak yaptılar. O ise hem çok haksız hem zaten burası da kadın
Tanrı'nın sesini alıştığı için çok kısaltan bir biçimdir. Biçime itirazımı ve biçimin kendi içerdiği sakıncaları aktardığım bir tekzip yolladım. Tekzip yüzünden ve benim isteğim üzerine karşıdan fazlalığı o söyleşim. Ama yayınlandı. Yani zaten canlı programdı. Canlı değil, bir gün sonrasındaki programdı. Bu arada evde kendime küçük bir atölye oluşturdum. Ayrıca bir atölye için yine şeyde rastgele denk geldi ona. Atölye sırasında gidiyor sanatçı okulların belediyeyle ortak kurdukları bir kurumun içerisinde. İşte kaç, 9 yıla yaklaşıyor şu ana kadar. Bir kez sadece bana göstermek üzere bir şey atölye sundular. O da yaklaşık 350 metre kare ve 6 sanatçının yan yana ancak birlikte başvurduğu ya da anlaşabildiğinde açabileceği bir atölyeydi. Çalışabileceği bir atölyeydi. 2 yıl öncesine kadar atölye tutacak gücüm yoktu. O yüzden zaman evinin işte bir atölye olmadı ve zaten bu dönem içerisinde yaptığımız test çok çok az oldu. Daha çok video performans arttı işte. Ama yine de o dönemde birkaç resim yaptım. Örneğin, burada var sanırım. 11 Eylül olaylarında ki bir fotoğraftan yola çıkarak 9-11'den daygınlarından benim kahramanım isimli bu resmi yaptım. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde. Genç dönemde kent resmi yaptım. EKTB Enfusa'ydı, İzmir Kartesi diye o yok. 2007 Ocak'ta İsveç göçmen, yok İsveç iş bulma kurumunun, işçi bulma kurumunun kültür bölümüne başvurdum. Kültür bölümü bir taraftan kültür emekçilerini, tasarımcıları, bir taraftan sanatçıları bünyesinde toplayan, onlar isimleşirse onlara ilişkin arayışı yönlendiren ve aynı zamanda onların meslek için gerektirdiği kursları bedava veren bir yerdir. İş arama çabamda çok fazla faydası olacağını düşünmediğim için daha evvel başvurmuştum ama o programlara ihtiyacım vardı. Çünkü burada kullanılan grafik tasarım programları ile orada kullanılan grafik tasarım programları farklıydı ve onların kursları veriliyordu. Ve nasılsa hem kültür emekçisi olarak ya da tasarımcı olarak hem de sanatçı olarak yeterince elimde belge var rahat değil de herhalde 15 kilo malzemeyle, eski katalogla, işte örnek tasarladığım bütün yayınlarda birlikte başvurdum. Kabul edilmedim. Kabul edilmemin nedeni göçmen olmamdı. Çok görüşmenin kendi tonundan bu belliydi. İngilizce konuşmayı reddedişinden belliydi. İsveççe konuşmayı tercih etmemiştim. Ve bunu bir blog yazısıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu Kültür Bölümünde ayrımcılık başlığı altında yayınladım. Bütün belgelerin neler olduğunda kendilerinde ilginç gelişmeler oldu ondan sonrasında. Benim bu yayınlamanın ardından Şubat ayında İsveç Sol Parti, eski Komünist Parti milletvekillerinden birisi benim sorunumdan çıkarak göçmen sanatçıların neler sonunda yaygın yaşayabileceğini tahmin ettikleri yerden İsveç Parlamentosu'ndan bir soru önergesi vermeyi düşündüklerini söylediler. Hükümete yönelik, Çalışma Bakanı'na yönelik. Sevindiğimi ilettim. Sonra önergeyi verdiler. Önergenin cevabı beklendi. Önergenin cevabı Çalışma Bakanı hiçbirimizce cevap olmayan bir cevap verdi. İsveç'te asla geçen bir işçinin herhangi bir nedenle ayrımcılar hiçbir işçi bulma kurumu bölümü tarafından uygulanamayacağını alt alta sıralayan kanun maddeleriyle o yüzden olduğunu söylemişsin kendisinin olması için hiçbir neden yok cevabıyla. 2007'nin Eylül'üne kadar bir şey yapmadım bu konuda. Ama arada hep aklıma geldiği yerden dayanamadım. Ya bunun üst merceği yok mu ya da yapabileceği başka bir şey yok mu dediğimde etnik ayrımcılığa yönelik Osman diye bir kurumun internet tepesinde kurum olduğunu öğrendim ve oraya uzun belgelerle, delillerle onların verdikleri cevap üslubunda da vardı. Başvurdum. Etnik ayrımcılığın belgelenmesi istedim. bir yıl sonra geldi onun cevabı. Cevap bir ayrımcılık olduğu kesin bir konuda ama etnik olduğuna dair bir belge. Bir şey söyleyemeyiz. O yüzden de bu değil. Cevabı geldi.
bu konuya 2010 Ekim'e kadar dönmedim. Aradan 3 yıl geçmişti. Ben o süre içerisinde toplam 60 kadar sergiye katılmıştım. Bunlara bir tanesi de solo sergiydi, bir İsveç'ten çıkmıştı. 60 serginin yaklaşık 4-5 tanesi İsveç'teydi zaten. Herhalde bu bir şeyi değiştirmiştik bu düğüne ve hala o dönem içerisinde bir ara işsizlik yüzünden gereksindiğim için aynı programlara başvuru sırasında bir kez daha başvurdum ama bu kez sağlam kazığa bağladım ya da kendi gururum adına yüzdeye başvurmadım. Net üzerinden ve yanı sıra e-mail üzerinden başvurdum. Bütün belgeleri ekleriyle birlikte bu sefer web'e yükledim ve web'de tıklandığında açılabilir belgeler haline getirdim. 20 gün içerisinde cevap geldi. Aynı cevaptı. 2007'de gelen cevaptı. Ondan sonra da bir blog yazısı yazdım. Cehennem dibine git. AF Kültür diye. Bölümün adı AF Kültür'dü. Yani artık hiçbir şey yapmayacağım. Artık sol partilerin de etkilerine de başvurmayacağım. Artık işte zaten o düşmana da başvurmanın hiçbir alemi yok. Aynı cevap verecektim bana. Ama sonuçta utanmalısınız dediğim bir yerden yazıyordum. Ve artık zaten vatandaş olduğum bir yerden yazıyordum. Artık zaten kapıştığım, zor giden bir ülke ve göçmenlik ruhuyla değil, artık vatandaş olduğum ve içeriden baktığım, eğer içeriden baktığım konusu onlar gibi utanmaksa onu pek yaşamadığım. Ama sonuçta şey yaptım, daha içeriden bir üslupla onlara artık ürettiğimi bitirdiğim bir diyalog oldu. Sonuçta bu 9 ziyaretinde bir türlü İş Bulma Kurumu'nun kültür bölümündeki işte Adobe Premiere, Adobe InDesign kurslarına katılamamış bir insan. Bu arada atladım 2007'nin ocağında Mr. President's Ultimate Challenge Faces isimli iki çok kısa video yaptım. Sonuçta bir soru almak adına onlara bakalım isterim. George Bush için bir kabus önerisi. Çocuk yok değil mi aramızda? Bir çocuk yok değil mi aramızda? Yok. Herkes yetişkin. Sesi bu kadar mı çıkıyor? Bir mobil telefon kaydı bu. Saddam Hüseyin'in infaz belgeleyen. Benim yaptığım sadece Saddam Hüseyin yüzünü, görüntüsün yüzünü değiştirmek.
Bu da morgda yapılmış bir modül telefon. Yine sadece müziğin yüzü sadece bu sıra yaşamış durumda. Ya habibi ya habibi. Yapıldığı gün, bitirildiği gün aynı zamanda Beyaz Saray'da yollanmış işler bunlar. YouTube'a kurulduğunun birinci günü sansür uğradı. Sansür uğradığı sıra içerisinde ve sonrasında aylar boyunca Saddam Hüseyin'in Dukazı adına olan orijinal videonun kendisi hiçbir zaman sansüre uğramadı. Daha sonra Google videoyu yükledi. Google videoda da sansür uğradı. Daha sonra Vimeo'nun böyle gibi farklı yerlerde bunu yayınladım. Çok Saddam'ın infaz edildiği günlerde olağanüstü şey, ortaçağ sahnesi bir barbarlığın görüntüsüydü bir taraftan ama bir taraftan da yani o halin kendisi başka bir zamanda aynı insanlar tarafından neredeyse Bush'a karşı da uygulanabilecek bir infazın kendisinin belgesini veriyordu bana. Bu tip bir kabus önerisi ona vermek için yapabileceğim yani şey, en iyi şey buymuş gibi geldi bana. Mart'ta yine hızlı geçeceğim çünkü sonuçta bir şey dönüşmeyen ama arada zaten kendi başına üzerinde konuşulduğu ve yorumlar yazıldığı yerden tanıtılmasının kendisi, çağrının kendisi sanki işe dönüşen benim hayatımda çok zamana yayılan bir çok katılımlı sanat etkinliği çağrısı daha yaptım. Adı Nefret Tüneli'nde Aşk'tı. Ve Türkiye'de ırkçı mesajların çok fazla arttı. Özellikle gazete okur yorumları bölümünde ve genel olarak milliyetçi, ırkçı temelli Kürt düşmanı ve az sayıda da Türk düşmanı, Kürt ırkçılığını belgeleyen mesajların olağanüstü biçimde arttığı günlerdi bugünler 2007. Ona rağmen bu genel varoluşa, nesnel varoluşa rağmen zaten bir başka ulustan insanı sevmekle yoluna devam eden, bir türkü seven Kürtler, bir türkü seven Türkler, bir Ermeni seven Türkler, bir türkü seven Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, farklı iki ulustan aşkı birlikte götüren insanların çok durdukları yerden bu varoluşların yüzünden yaşadıkları bütün sorunları varsa eğer aktarabilecekleri ya da aşkını aktarabilecekleri öz kayıtlar talep ettim. Radikalde sevişen Türkler ve Kürtler aranıyor. Başlığıyla Mahmut Tamsici'nin çıkardığı hoş bir diyalog şey çıktı, haber çıktı. Başta dışında hiçbir sorunum yoktu. Epey bir günde Radikalde Tempo'da aynı zamanda o dönem içerisinde daha sonra yine başka bir süreci başlatacak olan Turkish Daily News'ta referansta Bercan Zifirlioğlu'nun yazılarına konu oldu. Aynı zamanda İsveç'te Kültür Gazetesi diye çok bilinen bir periyodik yayının içerisinde haftanın sanatçısı olarak bu proje temelli bir konuşma ve bu işi temelli bir konuşma yapıldı bende. Nereye vardığını şimdiden söyleyeyim. Ne kadar zaman sonra onu bilemeyeceğim. Gelince söylerim şu zamana kadarmış diye. Özellikle Vercihan'ın haberi, iki haberiyle birlikte Kültürler Arası Diyalog Ödülü, İsveç Enstitüsü Annalyn Euro Foundation'ın Kültürler Arası Diyalog gazetecilere verdiği ödülün kazanılmasını sağlayan üç makaleden birisi oldu. Nefret Tüneli'nde Aşkı Anlatır makalesi olması, röportajı. Daha sonra ben bu ödül törenine Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'in gideceğini öğrendim. Ve önce Vercihan'a dileklerimi, yani madem ki böylece bir etkildiğin kendisi böylece bir habere konu oluyor ve ne iyi ki oradan da bu ödülü kazanıyorsun ve ne iyi ki Kültür Bakanı da geliyor olur diyor. Böylece bir şey. O halde yani ben henüz yeterli tanıtamadım onu. Sadece netten, sadece iki tane gazete çıkan haberle herhalde çok daha yaygın tanıtılabilecek bir şey olabilir bu. Ve işte Kültür Bakanlığı adına Kültür Turizm Müdürlükleri var, barışık bir süreci var bu anlamda ve bir şekilde bunu daha yaygınlaşmanın da yolunu açsak ya, sen bunu konuşsan ya falan dedim. Sonra yetmedi bana bu. Açık bir mektup yazdım Ertuğrul Güney'e, blogumda da yayınladım aynı gün.
Ve doğrudan bu çağrımı ilettim. Yani o koltukta oturup onur duyabilmenin yolu, o koltukta niçin oturduğunuza dair bu bilgiye sahip olmanızla ilgilidir ve desteklemenizle ilgilidir benim baktığım yerden diye. Ödül töreni daha olmamıştı. Ödül töreninin öncesindeki 15 gün ve ondan sonraki 5 gün boyunca çok yoğun yazışmalar yaşadım. Kültür Bakanlığı'nın güneyin altındaki müdürlükleriyle. 4 ya da 5 e-mail, bir telefon konuşması. Sanırım o benim yolladığım açık mektupla birlikte Ertuğrul Günay talimat vermiş. Altından bir başka müdür ne gibi bir desteğe ihtiyacım olduğunu ya da projenin ne olduğunu sıfırdan bak soran bir şey yazdı. Ben de ona cevap verdim yine uzun bir mektupla, uzun uzun projeyi de anlatan bir şekilde. Daha sonra telefonla konuşulmak isterdim, telefonla anlattım aynı şeyi. Sonra Diyarbakır ve İstanbul'da istiyordum iki sergi. Ben bu gelecek olan videoların hepsini bir sergi mekanı içerisinde, bütün bu ırkçı nefret mesajlarının oluşturduğu bir tünelin içerisinde sergilemek istiyordum. O tünelle karşı karşıya, o duvarlardaki yazılarla karşı karşıya gelsin istiyordum. O aşk mesajlarının bir içinde. Diyarbakır'daki, İstanbul'daki değil ama Diyarbakır'daki kültür galerisinin, devlet dair galerinin bir şekilde bana açılabileceğine, belki bir iki akış yapılabileceğine, belki işte dair yapılabileceğine, ötesinde düşüneceklerine ilişkin cevap verince ben sevindim. Hani görebildiğim, bilebildiğim kadarıyla Çağdaş Sanat'a ilk desteği olacaktı. Üstelik de oldukça netameli bir konuda olacaktı bu. Bu arada ödül töreni yapıldı. 5 gün geçti. 5 gün sonra sıfırdan alan, bana kanun maddesi eşliğinde hiçbir Çağdaş Sanatçı'nın herhangi yapabileceği hiçbir şeyin genel tanıtımdan işte bütçe ayrılamayacağı ve desteklenemeyeceğini ama eğer Diyarbakır'da işte sen kendi olanaklarını tanıtırsan, kendi olanaklarını toparlarsan, kendi olanaklarını işte bir şekilde sergilecek noktaya gelirsen belki sergi mekanı söz konusu olabileceğini o gün değerlendirmesi gerektiğini aktarır bir cevap gelince ben de onların gözünden hatadan dönüldüğüne dair bir sor, boş boş umutlanmışım mesajıyla birlikte yeni bir yazı yayınladım. Bu benim son çok katılımlı sanat etkinliği çağrım olmuştu. Ondan sonra da hiç böyle bir şey kalkışmadı düşünmüyorum. Kutlu Ataman geçenlerde şey yaptı, çok katılımlı sanat etkinliği yaptı. Bağladığı Barış Türbentleri'yle değişik insanların üzerine yazılar yazdığı yeri etti. Çok merak ettim nasıl gitti. Bayağı da iyi gitti bildiklerinde ama olağanüstü bir tanıtım ve çağrının yaygınlaşması söz konusuydu. Ve onun için herhalde bayağı bir sermaye kullanmıştır diye düşünüyorum. Onda bir kullanabilecek gücüm yok bu dönem içerisinde. Belki zamanda değil belki. Bu arada ikinci göçmen işime başladım. İkinci göçmen işimde geceleri sabahlara karşı, sabaha karşı gazete dağıtmak değildi. Gündüzleri metro girişlerinde ya da banyo trenleri girişlerinde bedava bir gazeteyi dağıtmaktı. 3 tane o dönem şimdi 1'e düştü. 3 tane bedava dağıtılan günlük metro gazetesi vardı. Ve o yüzden rekabet içerisindeydiler. Ve o yüzden kendi sadece gazete kutuları içerisinde değil, doğrudan satıcılar eliyle bunu yaygınlaşmak zorundaydılar. O yüzden yeni bir alan çıkmıştı. O alan da göçmenler tarafından paylaşılsın istendi. Çok düşük bir maaş alıyorduk. Ve kentin değişik yerlerinde dağıtmaya başladım. Dağıtırken bana söylenmesi doğru olduğu söylenen iki tane kelimeyi kullanmak durumundaydım müşterilerime karşı. Birisi Varşubuk diye orada buyurun anlamına da gelebilen işte birkaç anlama gelen ama temelde buyurun anlamında kullanılan bir kelimeyi kullanmak ya da gazetenin ismi olan Daha Genç Bu Ese'yi kullanmak söz konusuydu. Bence geriye dönüşsüz kullanımlardı bunlar ticari kafayla bakıldığında. Çünkü iletişimsizdi. Çok rahat hayır deyip geçebilecekleri ya da cevapsız kalabilecekleri bir şeydi. Formu biraz değiştirmeyi düşündüm ve günaydın demeye başladım. Günaydın demek çok şey değiştirdi. İletişim başlıyor. Günaydın cevabı tutan hayır olamıyor. Günaydın denilen bir insanla karşılaşma alışkanlıkları hiç yok. Ben beyaz kafa karıştırıcı bir adamım. İsveçli'ye benziyorum. Ama göçmen işi yapıyorum. Herhalde göçmenimdir. O yüzden kendi kodlarına göre, işte göçmene göre mi yoksa İsveçli'ye göre mi cevap vermeli? Yani günaydın cevabını onların da ben bir söz konusu değil mi karmaşasını yaşıyorlar. Ama bu karmaşa yaşadıkları için de zaten baştan saldırıldığı hissini yaşıyorlar. Yani onların hiç o anda, o mahmurlukla düşünmeleri gerekmeyen bir yere ben onları sürüklediğim için o sürüklediğim yerin kendisinde karar vermek zorunda kalacakları için, bu da çok yorucu bir şey olduğu için
Bundan dolayı kızılması gereken bir insan haline geliyorum ben. Bütün bu süreçleri izlemek müthiş keyif verdi bana. Bir gönüllü günaydınıma karşılık veren az da olsa sayısı insanlar sürekli benim alıcım haline geldiler. İki, o şaşkınlık içerisinde almış olanlar geri dönemeyecekleri için, yani dönemiyorlar. Sanki ertesi gün ben onu hatırlıyormuşum. Gerçekten hatırlıyorum da, yani onun öyle düşünmesinin anlamı yoktu benim baktığım yerde. Satışlarım çok arttıkça değişik yerlere yollanmaya başladım. Ve en fazla satışın, en fazla insanın geldiği yerlerde ben de günaydın diyen başka bir arkadaşla birlikte, benden sonra onun önemli insanla birlikte en fazla satılması, gazete dağıtacak insanlar olarak saptandım. En son gittiğim yer Yakup'un dağı anlamına gelen Yakovskere ismi olan bir banyoydu. Hem otobüslere çıkış vardı, hem diğer metro ağlarına çıkış vardı ve çok yoğun. Satmaya başladık, dağıtmaya başladık, pardon, bedava gazeteden bahsediyorum. Bir taraftan da bütün bu iletişimin kendi yansını görebilmek adına çok zengin bir deneyimi biriktirmeye başladım ben. Ve o zaman ampul yandı bende, ben bunu belgelemeliyim diye. Çünkü bu belgeleme böylesine bir süreçten sonrasında olsa bile her zaman, her gün ilk gelen, ilk karşılaşan insanları içeren bir kalabalık söz konusu olduğu için emindim ki hem o daha evvelden beri benim günaydın devamıma alışkın olup da ona göre gelecek olan insanları belgelemekte kalacağım, kalmayacağım. Aynı zamanda yeni gelen ve o hep yaşadığımız, diğerlerinin yaşadığı ilk etkiyi yaşayan insanlar da katılacak diye. İkili bir kayıt yaptım. Bu da yukarıda sergilenen işlerimden birisi günaydın performansı. Birisi epilog diye bir kayıttı. Orada işte 5 dakika boyunca ben bu işin niçin yaptığımı anlatıyorum. O gün işe gitmeden önce işte kendi evimdeki mutfakta sigaramı içip çayımı içerken. Geri kalanı 87 dakikalık bir şey, kesintisiz kayıt. Açtım kamerayı ve kapattım. O arada kameram açıktı. Kamera açıktı, kullanıp serbest İsveç'te. Yeter ki karşındaki insan istemiyorum demesin. İstemiyorum dedikten sonra kayda devam etmek suç. O yüzden açığa koymak zorundayım, gizli olmak zorundayım. Çok belli bir kameraydı, açıkta duruyordu. Hiç kimse bir şey demedi gün boyunca. O da ilginç bir konusunda, o da sorun yaratacaklarını görüyorum. Halbuki sorun yaratmış. Benim en büyük patronuma polis aracılığı ulaşılmış. O benim ara şefime ulaşmış. Şefim zaten iş çıkışı genelde gelmez de o gün geldi. Ve dedi, Hakan buralarda bir video kaydı yapmış. Kim yaptı? Ben yaptım. Niye yaptım? Ne olsun diye yaptım. Ne an istiyor? Ben adam görsün istiyorum dedim. Yani burada çalışırken ne yaptım ettiğini istedi. Sorun olmuş, şikayet etmişler dedi. Ya bana söylesinler dedi. Kapatırdım. Ondan sonra Türkiye'ye tatile geldim. Dönüşte çok alacağım kesin olan dağıtım dakikasına bağlı olarak iş artık bana dönmedi. İşsiz kaldım tekrar. Büyük bir ihtimalle nedeni bu olandı. Onu da yukarıda görmemiş olanlara çok kısa bir şey göstereceğim. Epilogdan bir parça göstereceğim. Ondan sonra yasaklandı mı kayıt yapmanız? Kayıt açacak olanı almadım. İşten yasaklandı. Ha, işten atıldım. İşten atıldım yani. Bir, o iş zaten kararlı bir iş değildi. Tatilden döndüğümde yenilemem gereken bir işti. Yenileyeceğim de kesinlikle ama yenilemedi. Pardon. Peki niye izin alıp da yapmadınız? Amirinizden izin alsaydınız ya. Vermezdi. Değil mi yani? Doğrusu da oydu. Vermezdi. Ama en azından bir izin almak gibi bir durum var. Mutlaka bir var ama seçmemiştim. Evet. Yani olabilecek her şey de bu işin parçası bence. Yarıda kesilseydi, yarıda kesildiği halde sergileyecektim. Benim için belgelediği kadarı yeterli her zaman. Çünkü orada sorun insanlara o işin kendi önerilmiş hitap biçimiyle değil, bir başka biçimle seslendiriyor olmanın yaratabileceği etkiyi göstermekti. Bu bir iletişim denemesiydi. Aslında bir yandan baktığımızda benim gerçekten de artık sizle iletişime geçmek istiyorum dediğim uğrağın işiydi. Ama siz İsveç'in karakterini tanımanız lazım. İsveçliler için her şey özeldir. Personlik, hemlik. Anlatacağım İsveçlerin karakterini de. Tam Gott Georg, Schen, ja, komm hit.
Historiskt har jag sökt närmare 300 jobb som AD, grafisk formgivare, via partitidskrift i Turkiet på befolkade platser. Då brukade jag fundera och klura ut bästa slogan som var övertygande samtidigt som det inte skrämde upp vanliga män och kvinnor. Ordet kommer om. Det jag såg var att ingen medelklass svensk och försvenskat utlänning var beredd eller rustad för att möta någon som mig. En man i medelålder, i denna tidiga morgon, inte begär något av dem och de vill, är beredd för att ge en gratis tidning, ser djupt i var och ens ögon med leende. Är svårt att se om han är svensk eller inte, men har ett givet invandrarjobb. De förväntar sig detta erkännande. Min arbetsgivare blev mycket överraskad över antal tidningar ledare upp med och frågade: Hakan, någon i din station gjorde en inspelning och låtsas stjäla tidningar. Säger att man bör ha kontakt med kunderna var och en och man bör säga god morgon. Bu kısmı mahkak unutmuştum, şimdi izleyince aklıma geldi. Aylar sonra gazeteden haber çıktı. Söz konusu gazetenin patronu bir gösteri yapmak adına, postum adına kendi dağıtıcıda bir dikkate dağıtmaya çıkmış. Stockholm'un en merkezi metro çıkışında. Ve orada günaydın da denemiş insanlara söylemeye ve günaydın en iyi sonuç yaratan hitap biçimi olduğunu açıklayan ve bunu yayınlayan bir gazete haberi gördüm. Şey de şu açıydaydı. Bütün kıyım. Sonuçta sürekli bu açıdan olan ve yüzlerce insanın gibi çıktı. Sadece bu açıdan her şeyi gösteren, oradaki en sevdiğim arkadaşım olan bir yolcunun köpeğiyle ilişkimi de gösteren, daha sonra köpeğin bir anlamı olacak çünkü, bir kesintisiz kayıt. 1 saat 17 dakika. Ekim'de. Ondan sonraki bütün sergilerin de mekanı olan galeride Tegen 2'de ikinci karma sergimi açtım. Galerinin sahibi dostum Dror Feyler. Ship to Gaza'nın kurucusu. Mavi Marmara'yla birlikte düzenleyen genel fikrin sahibi. Ondan sonraki bütün Gazze'ye yardım turlarının da öncü gemisinin içerisinde hep yer aldı. Kompozitör, Filistin dostu, Yahudiler Avrupa Örgütlenmesi'nin ve İsveç Örgütlenmesi'nin genel başkanı. Ve aynı zamanda çağdaş sanatçı bir insan ve aktivist. Son seçimlerde Sol Parti'nin milletvekili adayıydı. O arasını işlettiği bir belediyeydi ve açılan sergi, beni davet ettikleri sergi bu iş nedeniyle Ben Sahibimin Köpeği diye bir sergiydi. Serginin geri planında birkaç ay öncesinde orada Lars Vilks diye bir sanatçının Rundel Köpeği dediğimiz bizim İsveç'te 3 ya da 4 yol ağzı yuvarlak meydanlarda yapılan küçük köpek heykellerinden birisi olarak ve çok çirkin ve hareket gören form olarak üstelik için diye haliyle Hazreti Muhammed'i
köpek formunda göstermek istemesi ve onun üzerinden başlayan tartışmalar, tepkiler, uluslararası tepkiler, korunmaya alınması sanatçının ardından açtığımız bir sergiydi. Katılanlar galiba bir hariç göçmen sanatçılardı ve bu soruna aslında aktivizm ve sanat ilişkisini ve hayatın kendi içerisindeki siyasal bu olup bitenlere sanatın müdahale biçimi ve yeni tartışma zemini açma biçimi var mıdır sorularını da tartışan bir biçimde kendini köpek hissettiği ya da işte köpek kavramını kendi başına hangi zeminlerde taşınabileceği, ikinci hissetmek adına bir biçimde içinden köpeğin geçtiği ama tam da bu tartışmada bizim tavrımız nedir tartışmasını götüren bir karma sergiydi. Aynı günlerde sanırım yine bir gazetede, oradaki Sosyal Demokratların gazetesi Doğa Gençliği Yeter'de, birinci gazetede yeni bir istatistik sonucu açıklanmıştı. Bu istatistik sonucuna göre İsveç hala göçmenlere karşı hoşgörüsü en yüksek ülkeydi ama Müslümanlara karşı hoşgörüsü aynı biçimde yüksek değildi. Giderek keskin biçimde sertleşmeye başlıyordu. Orada bu işi sergiledim. Hem Türkiye'de hem şeyde, İsveç'te çok fazla habere konu oldu sergi. Tartışmaya hoş bir boyut attı. O haftalarda çıkan kötü programlarına Dror davet edildi ve tartışmada fikirlerini söyleyebildi. 2007 Ekim bu, 2007 Kasım'da ise Türkiye'ye dönük yüzünden bir başka tartışmanın içerisinde buldum kendimi. Afiyet Allah Korkusu diye bir sergi için benden iş istedi. Allah Korkusu sergisi üç temelde Allah Korkusu kavramını tartışan bir sergiydi. Şöyle ki, bir bireysel olarak vicdanın sesi anlamında Allah korkusu. Yani ilk anlamıyla inanç sistemi içinde kulun yaradandan korkusu. İki, toplumsal olarak hızla muhafazakarlaşan, İslamileşen ve daha milliyetçi bir köşeye sıkışan Türkiye'de Allah korkusu. Iceberg'in yüzeye çıkan popüler kısmı, mahalle baskısı. Üç, Allah korkusu üzerine Atatürksüzlük korkusu. Kabe, Anıtkabir, Müslümanlık, laiklik, Hazreti Muhammed, Atatürk. Kesinlikle yanlış olan bu eşleşmeler, yanlış karşılık göndermeler toplumdaki tutulaşmayı doğru gösteriyor olabilir. Serginin açılış tarihi 10 Kasım olduğu düşünülürse her anlamıyla Atatürk'ün ölümü toplumun bir kesimi için trajik bir korku daha yaratıyor. Allah korkusu üzerine Atatürksüzlük korkusu. 4. Küçülen dünya ve global ekonomi içinde Allah korkusu. Yer birlikte zenginlikle akıl, fakirlikle korku birbirine sıkıya bağlı. Geleceği akılla kuranlar, geleceği korkuyla kuranlar, zengin ülkelerin bu dünya halinde ne tür çıkarları var? Çok nitelikli ve çok zamanı doğru bulduğum bir sergiydi. O yüzden keyifle katıldım ve zaten yapmayı düşündüm. Bir iş birlikte. Afişlerden benim tasarımım buydu ve adı Kemalizm bir ibadet biçimidir idi. Serginin açıldığı gün öncesinde Vakit Gazetesi'ne sergiye yöneldik. Bir linç kalkışmasını, bir saldırıyı gündeme getirebileceğinden korktuğu için kurumları bile çağırmak zorunda kaldı. Çok saldırgan üstte yazdı, çirkin bir üstte yazdı, bir kışkırtma yazısı vardı. Ama umduğumuzun tam tersi oldu. Açılış günde onlar gelmedi, onun yerine polis geldi ve polis üç afiş, benim afişim dahil olmak üzere üç afişin suç örgütü oluşturduğuna dair bir suç duyurusunu savcılığa götürdüğünü ileterek sergiyi kapattı.
Ben bunu akşamleyin öğrendiğimde savcılık soruşturma başlatmamıştı ya da kabul etmediğini söylememişti ama ben erkenden savcılığa vereceğim demeci radikali yolladım. Ertesi gün yayınladım. Sayın Savcı, Hafriyat Karaköy'ün düzenlediği Allah Korkusu sergisinin basına da açıklanan çağrı metninin 3. maddesinde geçen Atatürk'süzlük korkusu yaptığı işi üzerinde temellendirdiği korkudur. Afiş tasarımı Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu düşünür yazar Profesör Murat Belge'nin gazeteci Berat Günçıkan'da yaptığı söyletisinin şu cümlelerinden ilham alarak yaptım. Bizde de Cumhuriyet'le birlikte oluşan ideoloji tamamen seküler bir alternatif değildir. Kemalizm bir ibadet biçimidir. Dünya tarihinde kısa bir yer tutsa da bu sekülerizasyon sürecine girmiş olmak, Allah'ı kaybetmiş olmak demektir. Bu cümleler tümüyle katıldığım cümlelerdir. Afiş tasarımı bir soyutlamadır ve bu adı bu söyleşten unutulanmıştır. Kemalizm bir ibadet biçimidir. Murat Belge'nin bu sosyopolitik saptamasının gündelik siyasi yaşantıda birebir yansımalarını gördüğümüz günler yaşamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi Kemalizm'dir ve paradoksal olarak devletin, ordunun ve bu resmi ideolojinin takip sunan insanların siyasal İslam'a karşı çıkışlarında Atatürk bir peygamber gibi anılmaktadır. Afişim tam da bu çelişkinin dışa vuruldu. İslam'ın tabu kıldığı, kendi peygamberinin suretini çizdirmeme inancı bana göre artık tüm bu Atatürk takipçilerinin de sahip olabileceği bir inançtır. Birbirine çok karşı gibi görünen radikal İslamcılar ve antidemokratik Kemalistler aynı takılma biçimde davranmaktadır. Bu inançla, bu ibadet biçimiyle Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmaktan çok farklı bir kimliğe bürünebilmiş, saldırgan, savaş yanlısı adımlar, antidemokratik yaptırımlar, hatta yeni bir askeri darbe ihtimali Atatürkçülük adına savunulabilir hale getirilmiştir. Bir sanatçı olarak ülkemin tek tek tüm bireylerinin, toplumsal katmanlarının ve kurumlarının, dinle, ideolojilerle, etnik, ulusal, kültürel, ön yargı ve inanç sistemleriyle ilişkisi, ilgilendiğim, tartıştığım, kendi bakış açılarımı sunduğum, benle birlikte yarattıklarımla birlikte yeniden tartışılmasını istediğim bir zemindi. Bunu yapabileceği ve sergileyebileceğimi düşünme ve düşündüklerimi iletme özgürlüğümün, bir sanatçı olarak yaratma özgürlüğümün, ötesi insanlık hakkının doğal sonucudur. Saygılarımla. Tabii soruşturma açmadı ama son güne kadar bu biçimde bu tartışma yoğun biçimde sürdü. Basında özellikle. Hala çok keyifle andığım bir işittir ve bir tabunun ortadan kalkmasına dair eski biçimde yaşamamasına ya da işte en azından zayıflamasına dair bir süreci kendi içerisinde yaşarken Türkiye sadece benim için değil tüm bu Allah korkusu dergisindeki işlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ya da onlarla bir tarafına tartışmalıyım. Ece Temel Kıran, Mehmet Yılmaz, Evrensel, Habertürk, Feyyikiden Necati Yıldırım, Devlet Koryürü, Sabah, Berliner Zeytun, Ahmet İnsel, Abu Ahmet, UPS'lerin bizzat kendisi, Ümran Bulut, referans ve tempo katılmış bu tartışmaların içerisinde. 2008'in Şubat'ın hemen bunun ardından Stockholm'daki en büyük sanat fuarı, alternatif sanat fuarı, adı market olan daha ticari sanat fuarının karşısında süpermarket olarak açılan bir sanat fuarı. İçerisinde, Belerim'in kendi pavyonu içerisinde drone, Kemalizm bir ibadet biçimini sergilemek istedi. Oradaki sergileme ek olarak iki şeyi kapsamalıydı bence. Kabul etti. O da birincisi bütün bu size anlattığım öyküsünü bir biçimde zaten birçoğunuzun hatırladığını düşündüğüm öykü içeren bir metin, sürecin nasıl geliştiği ve benim ifademi. İkincisi ise TC Anayasası yasaları ve çocukları içerisinde Atatürk ve Atatürk yönelik suçlar ya da Atatürk yönelik düzenlemeler ya da Atatürk köşeleri ya da antlar içerisinde Atatürk kelimesinin geçtiği bütün yasa tüzük maddelerini sergilemekti. Bütün bunlarla birlikte sergilemekti. Şubat'ta İF İstanbul, henüz yapılmamış filmleri hayal ediyorum afiş sergisi için benden bir iş istedi. Oraya 2015'te sergilenmesini düşlediğim bir filmin afişini tasarladım. Filmin adı HGRZ DMLOS ve MP131 132. Şemdinli'ndeki Umut Kitabevi patlamasında kullanılan iki el bombasının patlama ardından
bu saldırıyı yapan Jiten mensuplarının arabalarının bagajında oradaki Şevdinliler tarafından bulunan iki el bombasının kodları 133 ve 134'tü. Ben de atılanların 131 ve 132 olduğu fantazisiyle böylesine bir şey tasarladım. Özel Atay'ın işte yönettiği, işte Ali Tüm Bilginer'in, Seda Yılmaz'ın ve tümüyle fantezi olan Kürt isimli üçte oyuncunun oynadığı 9 Kasım'da 2015'te Dünya Premieri Şemdinli İstanbul başlarına Darwin Havana ve New York'ta aynı anda yapılacak olan üstünde bir savaş dergisinden aldığım bu özellikteki bombaların niteliklerini aktarır bir bölümün yer aldığı sağda da bu Gladio'nun Last Days of the Turkish Gladio diye yazıyor şey üzerinde filmin isminin üzerinde bu Şemdinli Umut kitabı saldırısının filmin konusu olarak salonunda yazdığı bir tasarımdı. Yine ikinci bir kabus ödülü olarak burada göstermek istemediğim, çok da yaptığım gün kadar sahip çıkmadığım yine Irak Savaşı ve Bush karşısında ona bir kabus olarak önerilmiş 60 Saniye diye bir film yaptım. Yine White House'a yolladım önce, ondan sonra yaygınlaştırdım. Bu filmde de sayısı 1.200.000'e çıkmış Irak'taki sivil kurbanların, ölülerin varlığına, o gelişmenin varlığına dikkat çekmek için yarısında çakıl taşlarını yediğim ve dişimi kırdığım, yarısında ise o kırık dişle Wii oyununda ekrana karşı gölge boksu yaptığım ailenin içerisinde, iki filmin içerisine sadece 60 saniyelik, belki 5 ya da 6 dakikalık bir filmdi bu. Toplam 60 saniye içerisinde yüzlerce Irak'ta sivilin cesedinin fotoğrafını tek kare sokarak sonra da en sonunda bu 60 saniyede gördüğünüz kaç tane kurban vardı. Aslında kurban 1.200.000 dediğim bir sözle bitirdiğim izlemesi zor bir film. İzlemesinin zor olduğu halin kendisi özel 6 dakikalık film olduğu için ve çok kurgulu film olduğu için bununki gibi daha kendi içerisinde zaten barbar olarak üretilmiş sıradan kaydın üzerindeki manipülasyon gibi değil. Çok ben tarafından o biçimde yaratılmış film olduğu için daha sonra beni de tedirgin etti. Çok estetik de. Görebilir miyiz? Bir kısmını. Anmış. Thank you.
karşılığı şeydir ya, yani çikolataşı bile verdikler. Bu iki anlarda. Onu bakmışlar. Kendi kişisel challenge'ıma yöneliktir. Kendi kişisel yüzleşmeme, zorlamama yöneliktir. Gölgelerle şiddete taşıyacağız sizi. Savaşın. Beyaz Saray'dan cevap geldi. Daha da o günden beri şey, hiç hayatımda, ABD'ye gittim, bir kere bir fırat çıkmıştı, Chicago servisine katılacaktım. O da iptal edildi sonra. Bush işi sergilenecekti, vazgeçtiler sergilenmedi. Merak ediyorum, sınırda bir şey olacak diye, yani, hala bilmiyorum yani. Ama Amerika Birleşik faaliyetim çok fazla olmuştu o zaman içerisinde. İzleyici faaliyetim izleyebiliyorum benim bu yol gelen insanları. Çok fazla. Bu dönem aynı zamanda kayıt diye bir seriyi başlattı bir dönem. Kesintisiz müdahale edilmemiş ben tarafından, çekim adına da hiçbir fotoğrafı kullanamadığı kameradan başka ve sabit olan kameralarla çektiğim tüm filmleri ardı ardına yapmaya başladığım dönemdi. Bunlardan ilki Katarsis diye Stockholm'un en merkezi metro istasyonlarının birisinin pek bilinmeyen arkasında daha çok alkoliklerin ve göçmen çocukların yer aldıkları bir yerde yaptığım bir çekim. Herhalde en çok sergilenen işimdir. Değişik değişik etkinlikler içerisinde yaptığım günden bu yana 60 yerde falan sergilenmiş. Ben de bu yani o kartlarından birisi.
Thank you.
saatin yeni farkında vardım. Sonuçta İsveç'in... Stockholm'un bir seçim aslında. En yoğun alışveriş yapılan, en merkezi Drottninggatan, Köşk Caddesi diye geçen caddesi burası ve oradaki en sık karşıma çıkan ve en az kazanan sokak müzisyenlerini tam da iş çıkış saatinde belgelemek yaptım sadece. Yapıyorlar bir taraftan, doğru söylemek gerekirse. 2008 Haziran benim daha çok burada yankı bulan haliyle çok buraya dair ama aslında İsveç'te yaptığım bir işin tarihi. Gerçekler bilinsin yeter. Gerçekler bilinsin yeter 3,5 saatlik bir kayıt. O da aslında kayıt serisinin bir parçası ama ilk kez sadece kesildi ortasından. Çünkü kaydın öznesi olan insan Abdülkadir Aygan'ı 3 ayrı giysiyle ve 3 ayrı yere dönük olarak yüzü kayda aldım. 22 yıl boyunca kendi ismi Abdülkadir Aygan, PKK katırcı, APO koruması kimliği, PKK gerilla kimliği Abuzer ve JITEM kimliği Aziz kimlikleriyle bana 22 yıla dair o güne kadar anlatmadığı her şeyi kapsayan uzun bir demeci verdi. Abdülkadir Aygan'ın ismini duymuştum. JITEM çok ele geçen bütün belgelerinde ve bütün üzerindeki iddialarla birlikte zaten her demokrat, her sosyalist, her hakkını zalet yanan insan gibi benim de ilgimi çektiği bir yerde, izlediğim yerden. Ama o dönemde yeni özgür gündeme verdiği ve JITEM kısmına dair birkaç itirafı sadece kapsayan bir itirafname ile İsveç'e göçtüğünü ve İsveç gizli polis tarafından korunan bir yerde yaşadığını öğrendim. Benim için hem PKK hem de JITEM geçmişiyle çift taraflı itirafçı kimliği ve o çok az itirafının kendi içeriği çok önemliydi. Ötesini arıyordum. Önerdiğim yöntem bir ses terapisi yöntemi. Bana karşı uygulanmış bir yöntem kendi terapimde. Alt belliklerin kendi sesiyle konuşması gündeme geldiğinde girilen bir trans hali içerisinde terapistin benim bulunduğum koltuktan başka bir koltuğa taşıyor. Ve değişik bir gönderdi. Kendisini yerini değiştirerek beni dinlemeye devam ediyordu. Ve o altı verdikçe konuşmaya devam ediyordum ben. Ne ben terapistim, ne o hastaydı sonuçta. Ama sonuçta bir işe yarar diye. Çünkü bir kere karşılaşabilecektim. Bir günlük kayıt olacaktı, o belliydi. Böylesine bir yöntemi önerdim. Onu da kabul etti. Ama 6-7-7 konuşmalık uzun bir deneme yanılmadan, benim linkimi vermemden, eski işlerimi izlemekten sonra güveni sağladı. Ve Stockholm'da olmayan uzak bir yerdeki kaldığı yere beni çağırdı. Buluşacağımız yere gidene kadar da izlediğini öğrendim. Çevreme baktığında, arkadaşımın olmadığında. Ondan sonra da buluştuk. Evine götürdüm. Ben evine götürdüğünü zannetmiyordum. Kaydın içerisinde bir ara küçük oğlu zaten kayda girer çıkar. Onun girdiği kısımda en dinlenmesi zor şeyleri anlatıyordu. Naylonla eritilmiş naylonla yapılan işkenceleri PKK kampında anlatıyordu. Ben Türk çıksa daha iyi olmaz dedim. Fars ailemi çıkarttı. İnanılmaz sigara içti. Çekincesiz gömlek değiştirdi, kılını değiştirdi. Sadece fragmanını göstereceğim. Zaten 3,5 saatlik bir kayıt ve ilk günden bugüne 30 bin insanın net üzerinden izlediği, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere 6-7 tane ilden gençlerin benle ilişki kurduğunda kahve gösterileri yapmak istediklerinde onlara kopyasını yolladığım, Türkiye'de PIS Hikaye sergisinde, bir de Ankara'da, bir de Nesta'da sanırım Ankara bir festivali kapsamında yok. Kapsamında değil, Göte Enstitü'deki bir de Nesta'da ilk kere sadece gösterilen. Üzerine birçok haberin yazılmasına rağmen
ve birçok parçasının hemen hemen bütün televizyon kanalları tarafından izinsiz kullanılmasına rağmen tam yayınını hiçbir zaman kamuya açık Türkiye'de henüz hala yapamıyor. Bence hala gündemde olan bir niteliğe sahip, içeriğe sahip bir iş. Yani alıp getirip kaybeden birisiydi.
Fakat Abdül Kerim Kırca, kendisi tabancayla çocukları diz üstü çöktürerek arkasından ensesinden sıktı. Berdat Aydın'ın Hogür ve bir tane de Şınaklı Hamit diye bir genç vardı. Hogür'le birlikte bir tane adam biri. O da şiddetime getirildi. Mehmet Ağlar'la diyelim. Onu da el asıldı. Mehmet DYP'lerle iyi şey vardı. Hem önlenebilmesini sağlamak için çıktığım bir yolculuk. Gerçekler bilinsin yeter. Gerçekler bilinsin yeter. Yayınlandığı kanalda 3 ay içerisinde 5000 seyir. Başından sonuna kadar izleyenlerin sayısı sadece aldı. Aynı dönem içerisinde dediğim gibi tonla yeri yolladım. Tempo, bir gün gazetesi ve birkaç yerde haberi çıktı. Hem benle hem Abdülkadir Ayran'la görüşüldü. Daha zaten sonra iş patladı. Hem Abdülkadir Aygan Meşe Düzen'le tarafta yaptığı röportaj sonrasında yer göstermeye başladı Google Map üzerinden. Gösterdiği yerler teker teker açtı. Eski gömülenlerin her birisi ortaya çıkartıldı. Hala Aygan'ın kendine sakladığı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum ben. Hala kontağım var. Hala ona verdiğim bir şey var, pay var. Bir gün bu arınma yolculuğuna çok saygı duyduğum yerden varolumunu sana yetmezse ötesini aktarmak istersen ve bir de kaydetsin istersen yine ben varım. Hep haberin olsun bildiğim yerden bir ilişkim var. Arada özellikle Musa Anter cinayetine ilişkin bir kere gözaltına alındı İsveç'te. Sonra bırakıldı buranın başvurusu üzerine. Bu kaydın ve tarafın söylesinin ardından onun Türkiye'ye getirilmesi çabaları yoğunlaştı. Kent değiştirdi. Bütün bu süreçlerde matrak bir biçimde aslında yıl olarak, zaman olarak benle aynı sürecin göçmeniydi. Birbirimizle işte göçmenler için İsveççe derslere dair ya da iş arama sürecinin aynı sorularına dair uzun sohbetler yapabildik. Şimdi bir başka kentte yine koruma altında. Biliyorsunuz geçen hafta yine Musa Anter cinayetiyle ilgili tekrar Türkiye'nin İsveç'ten onu istemesi söz konusu oldu. Bu sefer de dönmemeyi, gelmemeyi becerebilecek, beceremeyecek mi bilmiyorum ama döndüğünde kesin öldürüleceğini düşünen bir insan. Benim için bu video izleyenlerden aslında sormak gerekir ama duygusu yaparkenki ve sonuçta bulabildiğim hazzı öylesine bir şeye dairdi ya da beklemediğim bir şeye dairdi. Bir kimliğin aslında çok travmatik olmayan bir biçimde nasıl bu 3 aylık kimlik içerisinde aynı biçimde doğru yaptığını hissederek ve aslında aynı şeyleri yaptığını düşünerek hayatta ama bir zamanlar sadece PKK'yı adaletten yana, bir dönem ise devleti adaletten yana gördüğü yerden nasıl bu kadar değişmeden yer alabileceğini, dolayısıyla devletin kendi iç yapılanması adına da PKK'nin kendi iç yapılanması adına çok fazla sorgulanacak şeyi beraberinde taşıyan bir gösteriyi yaptığı için seviyorum, önemsiyorum. Hayat TV, Avrupa'da daha çok yayın yapan, tüm yayını yayınlamak yayınlamamak konusunda bana sorusunu sordu. Ben de elbette dedim, çok isterim dedim. Yalnız editörlerle bir araya gelip bir tartışmamız gerekiyor dedi. Yine belli bir jitem, aygan, popülerleşme söz konusu olduğu Avrupa Türkiye'de. Bir haftalık tartışmanın sonucunda editörlerin ortak kararı sadece jiteme dair bölüm yayınlanması isteği ve PKK'ye dair bölümün yayınlanmaması isteği kabul etmedi. Bu da şikayeti yayınlanmış. Haziran ortasında Uluslararası Plastikatlar Derneği ve Direk Bedri Baykan'la 3 e-mail'de gidip gelen sert bir yazışmanın ardından istifa ettim. O zamanlar Ergenekon'da ilgili bir davanın ele geçen belgelerinden birisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanatçılar ve kültür
insanları arasında mutlaka kontak insanların bulunması, onlara her ay yemek ısmarlanması ve diğerlerse ilişkin, aktif sürdürülmesine ilişkin bir kaydın çıktığında UPSD'nin buna cevabının olması gerektiğini tek Göstel Sanatları Organizasyonu olarak Türkiye'de ileten bir üyemek yolladı. Tabii ki Baykan bunu sadece bir söylenti olduğunu, TSK'da böyle bir şey yapmayacağını, yaparsa da zaten bir biçimde Atatürk'ü Cumhuriyet'in ordusu olduğunu düşündüğünü ve buna dair işte hızsızlık haberini Yeni Ergenekon adlı bir sitenin haberi olarak bana yolladı. Sonra bu sitenin içerisinde beni UPSD'nin yöneticisi üyelerinden Tülin Bunat'ın garip bir okur yorumunu gördüğüm garip bir yazışma toplamı içerisinde hepsini de şifre ettim. Bütün yazışmaları ve istifa ettim. 2008 Eylül'ünde yine TGN2'de bir başka karma sergiye katıldım Stockholm'de ve İsveç tarihiyle ilintili ilk temel sorgulamam bu sergiye denk düştü. Serginin ismi Zeminde Bir Tepecik'ti. 7 ya da 15 hatırlayamıyorum. Çok sayıda sanatçının kendileri için ayrılmış 60 santim 60 santimlik zemindeki yerlere tepecik şeklinde gözükebilecek sanat formundaki değişik işleri yapması üzerine bir sergiydi. Başa dönüp bu özellikle iş görüşmeleri sırasında ve akan göçmen işleri iş yaşama diyalogları içerisinde ben Dağlar Lagom diye geçen İsveçli varoluşunun daha zihin altında akan kodlarını takip eden izleyimi, kendi düşüncelerimi yazıya dökme ihtiyacı duymaya başlamıştım. Sonuçta 2008'den bugüne kadar 1200 tane kod yazdım. Bu kodlar metroda, sokakta, iş yerinde, okulda, aile içerisinde, tanışma sırasında değişik mekanlarda ve hallerde ortalama İsveçli bir zihnin kendi içerisinde kendini engellemek adına ya da dönüştürmek adına kullandığı emir kodlu kodlar zinciri halinde yazılıyor. Yarın öbür gün yapmayı düşündüğüm, yani gelecek yıllarda yapmayı düşündüğüm büyük bir sergi için. 1200 kod yazdım, 8'e düşürdüm, tekrar 1200'e çıktı. Şimdi tekrar düşürüyorum çünkü farklı mekanlar için yazdığım bu kodlar kimliğin birbirini siler niteliğe sahip oluyor. Ve olabildiğince anlatmaktan yanayım. Bu kodları araştırırken, yazarken birdenbire fark ettim ki kodların içerisindeki en yoğun karşılaştığım duygunun kendisi utanç. Bugün çok rahatlıkla ortalama İsveçli varoluşunun neredeyse doğduğu günden öldüğü güne kadar şu veya bu nedenle bizim hiç normal karşılayamayacağımız kadar sıklıkla utançla mağlup olduğunu söyleyebilecek miyiz? Ve bu utancın dibine kazmaya başladım. Utancın dibini kazmak olabildiğince yakın tarihten başlayarak İsveçli geçmiş içerisinde yüzleşilmeyen her şeye gözünü dikmek, ona ilişkin kazı yapmaya başlamak demekti. Bir Türkiye'li olarak kendi utancımızla ama işte şu ya da bu kadar farklı biçimde yaşadığımız, en azından bunlara belki de dönüştürmediğimiz, yani dönüştürüyorsak, yani bu kadar genellikle dönüştürmediğimiz, kendi yüzleşmelerimizi nasıl yaşadığımıza dair bir bilgim de zaten var. Bu kazıyı yapmaya dair de, daha sonra başka işlerimizde gözükeceği biçimde. Ve bir eksik, İsveç ikilemi steril ya da değil diyerek, başlığını koyarak bir küçük sabun heykelcik yaptım. İş bu. 7 parça, birisi parçalanmış olmak üzere, sunulacak üzere parçalanmış olarak 7 ayrı sabun kalıbı içerisinde altında o bizim dosya kağıdı delerken kullandığımız makinenin arta kalan küçük yuvarlak beyaz kağıt parçalarının yer aldığı. Bir tanesinde ise bayağı dışarı çıkarılması sorunlu olabilecek olan tıp çöplüğünden toplanmış materyallerin yer aldığı, iki ayrı bayrağın yer aldığı, iki ayrı amblemin yer aldığı, amblemlerden birisinin İsveç Göçmen Bürosu'nun amblemi olduğu, ikincisi ise 1975'e kadar İsveç'te sırlaştırma politikasını
devlet eliyle götüren Uppsala'daki rast göreşi, soy göreşi, Esus'un pandeminin yer aldığı ve doğrudan İsveç'teki kısırlaştırma uygulamasının yüzleşilmiş gibi gözükürken yüzleşilmeyen ve o yeni ortaya çıkan, ben tarafından yeni ortaya çıkartılan bir gelişmesini ve aynı zamanda bugünün mültecilerine karşı İsveç'in yine bence bir başka utancını bir araya getiren bir işti. 1975'e kadar İsveç'te 66 bin Çingene, Lapon, Sami ırkından insan, homoseksüel, engelli, Valon ve Finlandiyalı insan sırlaştırılmış durumda devlet eliyle. Sırlaştırmayla ilgili yasa Nazi Almanya'sından bir gün sonra çıkartılmış, 33'te çıkartılmış ama daha sert çıkartılmış bir yasa. Ama bu enstitünün kurulması 1920'ler, hatta 1919'daki bir kararla ilgili ve parlamentonun tümünün onayıyla alınmış, oy birliğiyle alınmış bir karar. Türkiye, İsveç'teki kısırlaştırma 75'e kadar sürmüş, 75'te meclis kapatılmış ama bu konu hiçbir zaman gündeme gelmemiş. Ta ki 1994'te Macar kökenli İsveç'te bir gazeteci bunu ifşa edene kadar. Ve bir yıl içerisinde parlamento toplanıp bu kısırlaşma politikası yüzünden kurbanlarından özür dileyip her birisine yaklaşık 170 bin kron tazminat ödemek üzere kısırlaştırma kurbanlarına tazminat ödeme kurumunu kurmuş. 66 bin kişiden sadece 1800 kadarı, ya da 2000 kadarı tam net hatırlamıyorum. 2 yıl içerisinde başvurduktan sonra da bu kurum kapatılmış. Kapatıldığı haberi, benim çarpan haber ve bu işi yapmayı iten haber, kapatıldığında kimse bilmiyordu. Ben de bir bu konularla ilintili yazarın küçük bir paper'ından bunu öğrendim. Onunla birleştirdiğim ikinci rezalet ise sığınmacı göçmenlere İsveç'te tıbbi hiçbir hizmetin verilememesi gerçeği. Çünkü herhangi bir tıbbi hizmet için hastaneye gittikleri anda zaten sığınmacı edilmekle karşılaşıyorlar. Kağıtsız göçmenlerden bahsediyorum. Bu yüzden İsveç'teki herhalde en sevdiğim insanlar olan, başta Sınırlar Ötesi Doktorlar Derneği olmak üzere çok fazla insanın yasa dışı olarak oluşturduğu gizli kliniklerde bu kağıtsız sığınmacılara tıp hizmeti veriliyor verilebildiği kadarıyla. Ve işte eşimle içinde olmak üzere sağlık sektörü içerisinde yaşayan tonla insan ise zaten kendi hastanelerinden, kendi kliniklerinden o hastaneler için, o küçük klinikler için sürekli ilaç ve malzeme araklıyorum. Otopladığım bir şeyin içerisinde olan, sabun pastanın içerisinde olan çöpler, öylesi bir illegal klinikten alınmış, izinle alınmış çöplerdi. Geri kalanları da bütün bu kısırlaşma sürecinin belgeleri adına kullandığım sembolik kağıt parçacıklarıydı 66 bin kurban adına. Sonuçta kısırlaştırma ve temizlik anlamına gelebilecek sterilizasyon kelimesinin çift anlamlılığıyla ilintili ve çok bu yüzleşmiş gibi gözüküp yüzleşmediği, hiçbir sorumlusu yargılanmadı bu arada sterilizasyon kelimesi. Zaten bilinebilir resmi hatları dışında destekleyen, bu politikayı destekleyen hiçbir grup sonuçlarından bu biçimde tüm araştırmalardan ki sadece kısırlaştırma diye dair bir araştırmalar, Hermann Humboldt ve daha sonrasında başka araştırmalar tarafından götürülen enstitü içerideki çalışmalarında hiçbir sorumlusu yargılanmayan bir süreç. Şu boyutta bir iş. Uras Bölüş Enstitüsü'nün müdürü. En bilinen. Bütün soy ayrımlarının yapıldığı, yarın öbür gün başka bir serginde de bir başka biçimde manipüle ederek kullanacağım İsveç'in onca en İsveçli, en ari ırktan insanlarının, ünlü insanlarının yönetici ya da sermayeler yer aldığı, onların biyografilerine yer aldığı, bizzat onun kalemi aldığı, bugünkü gösterdiğim müdürün kalemi aldığı ve çok önemli bir desen sanatçısı tarafından her desen resminin yapıldığı Gerçek İsveçliler kitabı dahil olmak üzere binlerce yığını
on binlerce arşiv belgesi şu anda internet üzerinden ulaşılabilir ama buna rağmen varlığından beri yeni kuşakların haberi olmadıkları bir kurumdan bahsediyoruz. Bırakın politikasını. 2008 Eylül'ünde New York Arts Magazine dergisinde Open Fuluk Sanatçı Manifestomu yayınladım. Ben de okumfuluk sanatçısıyım. Kaygı ve sorumluluk da yaratmaktan geri duramayan günümüz sanatçılarına sahip olmaları gerektiğine inandığım şu nitelikler benim yaratıldığım hedefimdir. Zamanın ruhuna Zeitgeist'e bir kez daha tanıklık etmek, yani giderek daha boka batan bu yer kürede daha muhalif ve radikal olmak, yaratımlarının mülkiyet sorunlarından daha çok yaygın dolaşım ve paylaşımını önemsemek, bağımsız olmak, yol gösterici, zihin açıcı sorunlara yeni tanımlar önerebilen bir sanatçı olmanın yanı sıra her türlü etkileşime ve iletişime açık, gerektikçe uyum kurucu olmayı becerebilen bir sanatçı olabilmek, elitizm batağına da, popülizme de düşünen cesareti, özgürlüğü ve niteliği var etmeye, ötesi hep korumaya çalışmak. Aralık'ta bir başka kayıt videosu da yaptım. Bak ne güzel deniz kabukları. Çok fazla yerde gösterildi Türkiye dahil olmak üzere. Bu aslında daha kısa bitirebileceğimi düşündüğüm bu sunumun en son kalmak isteyenler, seyretmek isteyenler olursa göstermek istediğim 12 dakikalık bir videosu. Ama sanırım öyle bir vakit olmayacak. Olursa yine gösteriyorum. Arabanın arka koltuğunda pencereye dönük yüzüyle uyuyan oğlumun sabit çekiminin üzerine ben ve karımın Meksika Juarez bölgesinde öldürülen bir yıl içerisinde sayısı 4000'i bulan göçmen kadınların nasıl ve niçin öldürülmüş olabileceğine dair aramızda akan bir konuşmanın sesinin bildirilmesiyle ilgili bir video bu. O bak ne güzel deniz kabukları kelimesi de zaten biz onu konuşurken o sırada çevremizde oynayan kızımızın ettiği bir laf. Ondan sonra 29 Ocak'ta Gazze saldırısı başladı. Gazze saldırısında Türkiye'de Halil Sevda yürüyüşünde, Barış yürüyüşünde yine İsveç'te Rieva diye tarif ettiğimiz kağıtsız göçmenlerin bu kez sınır yasası itibariyle yasa dışı olarak, sınır yasasından sanki güçleniyormuş gibi ama yasa dışı olarak kent içinde metro istasyonlarında avlamaya yönelik polis politikasının geçtiğimiz aylarda 6 ay içerisinde başlamasıyla birlikte bu politikaya karşı gerilla grafik tasarımlar ürettim, mitingler ve gösteriler için. Mitinge çağrılar bunlar ve mitingde pankart olarak kullanılan daha sonra. Katliama dur, sessizliği sürdürecek misin? Başlığıyla. ...2009'da açıldı ilk kişisel sergim. Adı Dikkat Sıkışma Riskiydi. Dikkat sıkışma riski, İsveç'te yaşayanların en çok karşılaştıkları kent içi kullanımda bütün asansörlerde karşılarına çıkan bir uyarının, bir tabelanın. Thank you.
sıkışmak bir olgu, kimsenin özellikle seçtiğini düşünmediğim durum, maruz bırakıldığımız ya da yolun başında yolu boyunca alışkanlıkla seçtiklerimiz yüzünden sonuçta nedeni olduğumuz, sorumlusu olduğumuz. Bu yer kürede ana yurdumda ve bu ülkede önyargılarımızı iman eden ve zevkimize sunan imalathaneler elbette ki yok. Bir yaşı geçtikten sonra anamıza ya da babamıza neden bu kadar benzemeye başladığımızı düşünen şaşkınlarız biz. Belki tek bir hayırı ya da evetiyle ne kadar çok şeyi zincirleme bir süreci değiştirebileceğini de bilmeyen, çok mu severiz o maskelerimizi, çok mu özel o gözlerimizi kanırta kanırta birbirimize yolladığımız bildik onlarca yüzlerce yıllık mesajlarımız. Ne kokuyor böyle senin parfümlerimizin ardında? Hangi göçmen mahallesine en son ne zaman gittik? Ne kadar çok benziyoruz bir çoğumuza? Saçlarının asimetrik kesim modelleriyle o sanki bu dünyayı becermiş rahatlıklarıyla ne de fark okuyorsun insanlarımız. Var ya, kokan şey en çok yalnızlığımız, çürük mü çürük. Üstelik bu kadar yaralı ama sıcak et, bu kadar acılı ama cesur gülümseme varken bizi bekleyen, sıkışmak bir olgu, kimsenin özellikle seçtiğini düşünmediğim durum, maruz bırakıldığımız ya da yolun başında, yol boyunca alışkanlıkla seçtiklerimiz yüzünden sonuçta nedeni olduğumuz, sorumlusu olduğumuz. Bu sergi metninde, bu kastettiğim asansörlerde benim özellikle gazetede artıkken en sık rastlaştığım tabelanın kendisi, bu benim burada kullanılan cümleleri değiştirerek altından yeniden kurguladığım bir başka alt yazıyı eklediğim benim sergi yapmışım. Ve tabii ki asansörler bu işlerden birisiydi. Orada sergilediğim bir video vardı, şimdi gösteremeyeceğim. Chiesa Friedrich diye İsveç'teki en ilk gelen insana komik gelecek, şaşkınlık verecek sürekli bir rutin seremoninin adıdır Chiesa Friedrich. Friedrich'in boğaz kısıklığı, ses kısıklığı demek Chiesa Friedrich. Her ay ilk pazartesi günü saat 3'te bütün Stockholm'da ve bütün İsveç'te uçak saldırısı sirenleri çalmalıdır. Dikkat saldırılar, herkes sığınağa gitsin sirenlerini dolanır. Bütün kent başka bir şey duyamaz halde güçlü sirenler dolanır. 3 siren arka arkaya çalar. Bir boşluktan sonra da saldırı bitti. Artık rahatız. Uzun sireniyle biter. Bunun adı Chiesa Friedrich'ti. Friedrich'in boğaz ses kısıklığı. Onun çalındığı ve aralıkta yaptığı bir şekilde bu. Ve Sergestory'de en merkezi meydanında sahte Brezilya karnavalı yürüyüşünden başlayan bir görüntü. Oradaki açlık grevinde olan Afgan mültecilerle bitiyordu sadece. Bu kadar. O sadece sirenler boyunca akan görüntünün kendisiydi. O sergiden de. Bu üstteki yazı iç kapısı ya da fotoseli olmayan asansörlerde eşya taşımak tehlikelidir yazısı. Ben onu değiştirip ruhu açık yürekli ya da cesaret olmayan taşımak tehlikelidir biçiminde bu sergide kapışarak taşıdım. Ve sonra bir dizi demin gösterdiğim Katarsis, göçmen çocukların rap yaptığı şeyi, filmi, Paydos Vakti, Sokak Çalgıçları videosunu, bu Chiesa Friedrich'i. Bir de neden olmasın diye yine kısa gösteremeyeceğim, birlikte kaldığı için gösteremiyorum onları. Çok kısa bir video halbuki. Neden olmasın diye kısa bir videom var. Sadece iki metro istasyonu arasında alınmış süpetli bir kayıt bu. Kesintisiz bir kayıt. O merkezi bir metro istasyonunda ondan sonra bütün metro ağlarının nerelere yayılacağını söyleyen mekanik sesin ama çok İsveçli, çok doğru telaffuzlu sesin tümüyle bir göçmen telaffuzuyla duyurulduğu bir kurgu, manipüle edildiği kurgu. Yani neden olmasın sözcüğü birbirinden bakılınca gerçi neden olmasın haline gelebilir ama İsveç'te onu yapmak gerçekten de devrim. En değişmeyecek İsveçli telaffuzlardan birisi oradaki telaffuzda. Bir de bu sergide yine uzun olduğu için kısa göstereceğim ilginç bir iş sergiledim.
iş yeri İsveççesi için pratik kursunda İsveç kültürü ve işsizlik üzerine bir tartışma işledi. Bu arada ben tabii işsizim. Yani geçici işlerle götürüyorum hayatımı. Daha işsizlik kasasına da bağlanmamışım. 6 ay sürekli çalışmadığım için. Ve iş bulma kurumunun daha olanaklarından yararlanabilmek adına ya da kısıtlı yardımının devam etmesi için devam etmem gereken kurslardan birisi bu. İş yeri İsveççesi için kursu. Aslında bedava emek kursu. 6 ay boyunca herhangi bir işverenin, herhangi bir iş yerinde tek kuruş para almadan çalışabilme hedefiyle güya o iş yerinde kullanılacak özel türde İsveççeyi öğreten bir okul. İlginç biçimde sınıf arkadaşlarımın hemen hepsi, yani çok az haricinde yeni göçmen değildi, en az 15 yıllık göçmendi. Ama ilk defa işsiz kaldıkları için bu kursa gelmek zorunda kalmışlardı, zorunlu olarak gönderilmişlerdi. O 15 yıl boyunca çoğunlukla mesela nakliyat işçileri, ülkeler arası nakliyat işçileriydi gelenlerin bir kısmı. Zaten çok fazla İsveççeyi kursun gerektirdiği kadarıyla öğrenmek dertleri yoktu, olmamıştı, gerekmemişti. Bir taraftan iş bulma kurumunun bu tip kurslarla işsiz sayısını istatistik olarak azalttığı gerçeklik içerisinde bu kursların özelleştirilmesi çok yaygınlaşmıştı. Özelleştirilince de bu tip kurslar aslında niteliğinden kaybediyordu. Çok kısa süre içerisinde öğretiyormuş gibi yapıyorlardı ve temel dertleri onlarla ilişki içerisinde olan bu iş yerlerine o insanları dağıtmaktı. Bir sonraki kursun öğrencilerini tekrar aynı yerlere dağıtmaktı. Halbuki kursun mantığı 6 aylık deneme kuşağından sonra eğer iyi çalışıyorsan o yerde orada kalıcı işçi olarak kalabilmekti. Hemen hiç kimse bunu yaşamıyor. Ben bu kursa devam ettim. 6 ay, 6 ayda bedava İsveç'in en önemli özel tasarım üniversitesinde arşivçi ve grafik tasarımcı olarak sürekli o işte kalacağım umuduyla 10 bin belgeyi arşivledim. 20 ayrı basılı malzeme tasarladım ve yaklaşık 70'e yakın öğrenci atölye ve üniversite dışa dönük etkinliğinin fotoğrafla ve videoyla belgeselciliğini yaptım. Sonra da Harvard'a çıktım. Bu şey ise, bu kursta bir gün insanlardan şey istedim. Bir gün evvel benzer bir tartışma yaşamıştık kendi doğallığı içeride. O tartışmayı hemen kestirdim ve ne olur dedim, tartışmayı yani yapalım burada ve sürsün. İsveç kültürü ve işsizlik tartışıyorlardı kendi aralarında. Ve ben size kaydı alayım. Bazıları başörtülü yüzüme çekilmek istemiyordu ama orada olmak istiyordu. Onlar görüntünün içerisinde, zaten görüntü çok az, onlara dair göreceksiniz. Yer almak istemediler ve dışını yer aldılar ama sesleriyle yer aldılar. Bütün kayıt bittiğinde ve izlediğimde istediğim şey çıkmıştı ortaya. Çünkü özellikle yeni ve eski göçmen farkı ve değişik kişisel farklarla birlikte ve bulunan yeri onları ekonomik olarak dayattığı çerçeveyle birlikte uzlaşan, İsveç'ten fazla İsveç'e davranan, onlara karşı çıkan insanların ürkek ürkek başladıkları ve sonra kavgayla biten, başta neden olmasınların daha çok yoğun olduğu, daha sonra nasıl böyle dersinlerin devam ettiği ama konu olarak da gerçekten de İsveç kültürünün ve işsizliğin olağanüstü kötü bir İsveç'e de tartışıldığı bir konuşma çekimiydi. Kesintisiz çekimini. Bunu o 3 yıl boyunca Stockholm'un aynı katarsızlıkta olduğu gibi görünce insanlar orası neresi olduğunu bilmiyorlar. Halbuki her gün oradan geçiyorlar. Öbür tarafa geçmedikleri için sadece bilmiyorlar. 5 metreyle 10 metreyle fark eden bütün tarazlı yerlerinde çektiğim videolarla en başında ise çok barışçıl başladığı için doğanın kendi güzel videolarıyla başladım. Daha sonra konuşmayla birlikte sertleştirdim. Sonuçta 40 dakikaya yakın bir video ve ben sadece atlaya atlaya göstereceğim. İngilizler onlara ne olur büyük ümit diye zaten duvar diyerek de hem yaşar. Ben her işbirliği de başlamıştı. Fırada. Dur, o Yok. Ben de yok oğlum, ben de son.
Sonuçta bu video gelecek yıl ya da ondan sonra galiba gelecek yıl yine Adalar Müzesi'nde açılacak ve yine göç konulu daha geniş kapsamlı ve sadece sanatçıda bir işte bir sergide çevrilebilerek olabildiğince aynı bozuk İsveçliği bir bozuk Türkçe'ye çevirerek sergilemeyi düşündüğüm bir iş. Ve birçok kitaptan, birçok tanıklıktan, birçok uzun aktarımdan çok daha net aslında 40 kadar göçmenin bu bozuk İsveçlileriyle ve kendi kavgalarıyla İsveç'in portresini verebileceği size bir video olduğunu göreceksiniz. Bir dizi etkinlik o girdi araya. Hem Allah Korkusu Almanya'da sergilendi. Allah Korkusu sergisinden kimi işler. Hem de Bak Ne Güzel Deniz Kabukları, Mr. President işlerinin hepsi Ankara Film Festivali'ne taşındı burada. Zagreb'de Interzone Nation diye bir sergide Open Açık Mektup ve Günaydın İşlerim sergilendi. 2009 Ağustos'unda ise İzmir Karaburun'da yaz tatilindeyken Sazak'ın Dikenleri diye bir çağrıda bulunup bir performans gerçekleştirdi. Sonra da performansı belgeleyip başka bir sürece girdim Türkiye'ye baktığım yerden. Gittiğim yaz tatilinde Karaburun bizim 74'ten beri ailemizin yazlık evinin olduğu bir yer. Eski bir Rum kasabası, yaklaşık 100 bine yakın nüfusun zorunlu göçte boşaltıldığı bir yarımada tarafı. Ve bütün bu zorunlu göçün başladığı tarih 1920. O zorunlu göçte terk edilmiş bir Rum köyü olan Sazaki'de ya da Sazak'ta, bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, sürekli gördüğümüz, arada bir gittiğimiz yerde bir etkinlik olacağını, daha doğrusu Sazak'ın T1920'lerde orayı terk edenlerin torunlarının, Patras'ta yaşayan torunlarının ilk defa 80 küsur yıl sonrasında gelip kendi topraklarını öpmek için orayı ziyarete bulunacaklarını, aynı zamanda yakın köylerde de ortak dostluk yemeklerine katılacağını öğrendiğimde gidip bir daha Sazak'ı görmek istedim ve o gelecekler için bir şey yapmak istedim. Gidip gördüğümde fotoğraflar çektim oradan ve bütün taş yapıların arasında deve dikenlerinin büyüdüğünü ve yürümenin çok zorlaştığını gördüğüm yerden performansın fikri ortaya çıktı. Bir bahçıvan makasıyla sabahtan gün doğumundan başlayarak gün battığı ana kadar ne kadar deve dikeni kesebilirsem onu kesmek ve orayı yürünebilir, benim yerlerimizden yürünebilir bir hale getirebilmek. Bir tür arınma, bir tür hoş geldi. Etkinliği olarak bir performans yaptım. Bu performansı belgeledim. Performans belgesinde sonuçta şöylesine deve dikenlerden bahsediyoruz. İsveç'teki galerimiz sahibi, demin anlattığım Dror Feyler, bizim konuğumuzdu, katılmak istedi bu etkinliğe ve bir hafta boyunca oradaki yöresel 2 notası ya da 3 notası kırık bir klarnetle, kırık olduğu için onu seçerek kendince çalıştı, özellikle Karaburun türküleri, eski türküleri üzerine. Ama biliyordum her zaman yaptığı gibi çok doğaçlama bir şey yapacaktı ve sonuçta onun yanı sıra yer aldığı, benim temizlediğim, benim karımın ve onun ve benim belgelediğimiz bir video çıktı ortaya. Bir performans belgesini yine atlaya atlaya göstereceğim. Thank you.
dedelerinin terk etmek zorunda kaldığı toprakları ziyaret edecek olan torunlardı. 6 Ağustos akşamı yöre sakinleriyle ilk buluşma yemeğine katılmak üzere Küçük Bahçe köyüne giderken otobüsleri durdu ve yola indiler. Basan akşam karanlığında uzaktaki Sazak köyüne ya da onların deyişiyle Sazaki'ye baktılar. Acılı geçmişiyle birlikte terk edildiği yalnızlıktan, sahipsizlikten, koymasızlıktan kurtarmaya çalışmanın, onu her geçen gün daha da gelişeceğine inandığım Türk-Yunan dostluğunun simgelerinden biri haline getirmenin yolunu açmaya kalkışmak. İzin istiyorum. Filmde her evin karşısına geldiğimde o evin sembolik sahiplerinin varlığından, ruhundan izin isteyerek o evine girmişim. Daha sonra Patras'tan gelenlerden sorulardan bir tanesi zaten bana eski Rum sakinlerin elde olan fotoğraflarını iletti. O izin istiyorum kısımlarına o fotoğrafları yerleştirdim. Sazak'ın dikenleri bir yıl sonrasında sergilenmeye başladı. Uzun bir kurgudan sonra, bir uğraştan sonra. İlk önce Ankara Film Festivali'nde video, mekan belli diye bir video sergisi olmuştu. Bari bir yedas gibi bir video vardı. En önemli ismiyle birlikte katıldığım sergi oldu. Türkiye'yi bağlı bir sergi oldu. İlk gösterim orada yapıldı ve bütün bir çağrım sonrası köylerde çıkıyor, çağrımın yayınlaşması, insanların atmosferde tartışmasını belgeleyen fotoğraflar, eski Sazak sakinlerine dair fotoğraflar, bizzatlar performans yaparken karım ya da işte Duran ve karısı tarafından çekilmiş fotoğrafların okulunda sergilendiği, fotoğrafı belgeleyen bir fotoğraf sergisini içeren çok hoş bir sergiydi. 2010'da yine 7. Karaburun Festivali'nde aynı kapsamda fotoğraflarıyla birlikte sergilendi. En önemli sergilerden birisi oydu. Daha sonra
Atina'da sergilenmesi, Atina Festivali'nde sergilenmesi söz konusu olacaktı. Kabul değildiler. Hatta kendileri çağırdılar. Başka bir Samut Fethi'deki sergilen benim odaya. Ama bir biçimde çok beceriksiz gösterinin elinde kaldığı için birkaç fotoğrafını sergilemişler sadece. Video sergilenmemişti burada. Şimdi yeni bir Göte Enstitü'nün Artap diye bir projesi kapsamında Atina'da yine olması söz konusu bir sergi var. Oraya yönelik başvurum var. Belki Atina'da sergilenecek sonuçta ama Patras'ta sergilenmesini mesela bu insanların geldiği yerde sergilenmesini sağlayamaz. Aynı zamanda Portekiz'de Temsil İmaj Festivali'nin yarışmalı bölümünde sergilendi. Bir de Edinburgh Festivali'nde sergilendi. ...2009 Ekim'inde Ceylan Önkol öldürüldü. Ben Şahmeran'ı yaptım. Ceylan'dan bize kalan diye. Daha sonra Pis Hikaye Yakarma Sergisi'nde sergilenen bir dijital tasarımdı. Çok yakında bunu dijital tasarım olmaktan çıkartıp gerçek Şahmeran olarak yapmayı düşünüyorum. Şahmeran yapımı konusunda biraz bilgileniyorum bu arada. Hemen ardından olmuş zaten Pis Hikaye Sergisi ve Gerçekler Bilesin Yeter'in ilk gösterimi orada olmuş ve Şahmeran gösterilmiş. 2009 Kasım'ında İzmir'de DTP pavyon, DTP seçim arabalarına taşla saldırının ardından ırkçı ve milliyetçi mesajların gerilimin arttığı ortamda iki çok tartışılı iş yaptı. Birisi dikilmesi mümkün İzmirli ırkçılar heykel tasarımıydı. İzmir geldiğim kentti biliyorsunuz. Diğer ise bundan 48 saat sonra yaptığım başında yine siyah beyaz aynı imgenin yer aldığı ve 6 metre boyunca süren sadece 48 saat içerisinde Türk ve Kürt, ağırlıklı Türk ama çok az Kürt ırkçının karşılıklı nefret yazışmalarından her gazete haberinin altında konuya dair her gazete haberinin altında ya da konuya dair her forum tartışmasının altında yer alan oldukça zehirli ve ırkçı küfürler metninin yer aldığı bir iş yaptım. Bunun da Türk ırkçılığı ile yüzleşme yazıtıydı. Aynı aylarda Batman'daki Yerel Duruş gazetesi benimle bir röportaj yaptı. Gerçekler Bilesin Yeter ve İzmir'de ırkçılar heykel tasarımını ve işte bu Türk ırkçılığıyla yüzleşme yazısına dair gelişen ırkçılık, Kürt sorunu, barış sorunu ve Afrika Raygan röportajı üzerine. Ama daha sonra yayınlayamadı. PKK'ya dair, Aygan'a dair, sürece dair tüm sözcükleri onun ürün politikası içerisinde olmadığına karar verdiği yerden editör sansürlemiş. Bu arada Amerika'da World Fox diye bir televizyon programı Gerçekler Bilesin Yeter'i içeren bir program yaptı. 2010 Ocağı'nda Bir Gün Gazetesi bana her hafta bir çizimle, bir işle ona görsel olarak katılmamı, gazeteye katılmamı davet etti. Kabul ettim keyifle. İlk yaptığım iş bas kaldı diye bir işti. Ve artan, yoğunlaşan linç teşebbüsleri ve linç gerçekleşmeleri üzerine bir işti. Bu 5 kez yenilediğim aynı yıl içerisinde az kaldı haritası daha da az kaldı ya dönüştü. Ek yaklaşık 50 yeni linç teşebbüsüyle birlikte Eylül 2010'da yenilendi. Bitmek üzere diye
aradaki süre içerisindeki bütün linç teşebbüsleri ve saldırılarını içeren yeni harita bu. Son kez yaptım, 2013'te yaptığım ise neredeyse bitti haritası bu. 92'den 2013'ün başına kadar gerçekleşen bütün linç teşebbüsleri dağıldı Türkiye'deki. Bir daha yapmayı düşünmüyorum. Bitmesini istemiyorum. Ve zaten bütün bu linç teşebbüslerinin nerelerde olduğu ya da işte gazetede çıkan haberlerden hangisinin aslında linç teşebbüsüne girip girmediği, bütün videolara bakmak, bütün haberleri izlemekle ilgili bunun kazı sürecinin çok beni zehirlediği, dört defasında ayrı ayrı zehirlediği bir uğraştı bu. Çok kötü bir görüntü ve bu noktada bıraktığım, Barış'ı çağırdığım, işte bir dönem. Bir gündeki bu ilk az kaldı haritasından sonra ertesi hafta Grant'ın öldürmesinin ölüm yılları büyüdü. İkinci işim ona adandı. Grant üç çift göz bebeğiydi. Bir çift Ceylan Önkoğlu'na buluştu. Bir çifti Molotov kokteyliyle otobüsün içerisinde yakılan Serap'tan alınmıştı. Diğer ikisi de zaten Grant'a dairdi. Çok Grant'ı dünden değil, o gün olsa neyi nasıl taşır, neyi nasıl düşünür, neyi talep eder diye düşündüğüm yerden çıkan işti. Üçüncü hafta yaptığım iş bir günde otosansüre uğradı ve yayınlanmadı. Adı Almayrak'tı. Bir özel Reşadiye katliamını sınırın ardından yaptığım işti benim bu. Barış sürecindeki adımlar atılmıştı ve geriye dönmesini sürecin beraberinde getirmişti o katliam, o saldırı. Ondan sonra bu saatten sonra ölecekler Türkiye'de Türk genç, Türkiye Barışı'nın şehittir başlığı altında Almayrak ismiyle. Ve altta da devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hükmü giymiş olanların tabutlarını affedilmiş olsalar da bayrak örtülemez. Türk bayrağı tüzüğünün maddesini ekleyerek, kendince onların tabutları üzerine de Türk bayrağını böylece sererek yaptığı bu işti. Bir gün otosansürünü buna ilişkin yayına alma kararını ilk başta olabilecek bir şey olarak düşünüp ikinci ile yolladığında onu da otosansür olarak kabul ettiklerinde teşekkür ederim. Bu ise günümüz antidemokrat Kemalist evlerini bu kadar farklı ve bu kadar başlar çıkarıcı yapan nedir değil. Yaptığım bir versiyon iş. Bu işin orijinali biliyorsunuz Richard Hamilton'ın işi. Günümüz evlerini bu kadar farklı ve bu kadar başlar çıkarıcı yapan nedir başlıklı. Benzer bir kolaj. 1958'den sanırım. Bu henüz hiç bir yerde sergilenemem. İnternet için. Çocuklar için adalet çağrıcılarının hakkında çıkan bir yazı. 2010 Mayıs'ta ise birinci Flotilla'nın, birinci filonun Gazze yolculuğu başladı. Şıklı Gazze ve Marmara ve diğer yedi gemiyle birlikte. Biz Dror gezinin içerisindeydik. Görevin sahibi bir arkadaşım, dostum olan insan. Olduğu gibi başından sonra o süreci her gün her gün izleyerek yaşadık ve aynı zamanda yolculuğa çıkılmadan önce bir karma sergi düzenlendi. Dayanışma sergisi Şıklı Gaza'yla. Oraya bir iş yaptım. Bu büyük yaklaşık ölçüsü 1,5 metreye 90 santim falan gibi, 80 santim falan gibi bir, yani kalın bir ahşap. Bütün gördüğünüz siyah her yer ziple kaplanmış durumda. Şu sepet de ziple kaplanmış durumda. İçinde 8 tane küçük eski 60'lı yıllardan metal gemi oyuncağı var ve hepsi Filistin'in bayraklarına boyanmış durumda değişik biçimlerde. Bu altta gördüğünüz görüntü uydudan çekilmiş Gazze, Filistin ve İsrail fotoğrafı.
Ben bunu bir kabuğu kemiğine benzettiğim yerden üç peygamberin kabuğu kemiği haline getirdim. Yukarıya taşıdım. Üçüncü gördüğümüz siyahlar da Mesih'tir. Şurada ise İbranice bir metin var. O benim manipüle ettiğim Talmud'dan bir metnin yeni hali. İşin adı Şıptı Gaza, sizi gözüm gibi satılırım. Orijinal metin Exodus 2/3. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip dil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Musa'dan bahsediyor. Benim dönüştürdüğüm hali daha fazla gizleyemeyeceğimi anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadı. İçine gemileri yerleştirip denizin kıyısına bıraktı. Temmuz'unda ilk Türkçe dersi videomu yaptım Türkiye'ye yönelik. Bu arada 2010 benim artık kendi mesleğimde tasarımcılık ya da işte sanat yönetimi olarak çalışmaktan artık caydığım ve yeni bir kariyer, yeni bir sektör peşinde koştuğum ve karım aracılığıyla sağlık sektöründe iş aramaya başladığım ve bakıcı olarak çalışmaya başladığım döneme denk geliyor. Yine sadece işler değil, yine geçici işler. Kimin saatlerde sadece çağırıyorlar. 25 kadar psikiyatrik engelli insanın ortak yaşadığı 3 ayrı bloktur bir apartman içerisinde onlara 24 saat dayanışma hizmeti veren, onlar kendi hayatını götürürken, her şeyi daha iyi götürmelerini, ilaç verirken bir taraftan sağlayan bakımlardan birisi oldu. Türkçe dersleri kaçınızın bildiği işlerim bilmiyorum ama çok bilinen işlerimden birisi. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi yaptım. Böyle de onunla ek olarak başka bir şey yaptım. Toplu göstereceğim. Hepsi çok kısa çünkü. Göreceksiniz. Nerede yap destekle sizi kurtu mu? Cehennem her bahadır azim. Ve büyük bakışta yine bir galiba yap kutbiyi de ve ona kurmada Türkiye ne pek ne ve bilme neyi vardı bir kim? Dördüncüsü Türkçe konuşmaları
benim baktığım yerde. Bunu bir yıl sonra yaptık, 2014. Silahlı güçlerinin demir çevirecek ve bizimle demokratik anayasa çözüm ümidi üzerinden çözüm geliştirmektir. Şu anda Mardin Kızıltepe'de yer alan Yersiz Kader Birliği sergisinde ilk defa türlü sağ sınırları içerisinde sergileniyor. Peki de. Coğrafyası. 2010 Eylül'ünde bir gün arası Samotraki'de bir etkinliğe katıldım. Bu etkinlik sırasında gösterecek işim yine Bak Ne Güzelliğimiz Kapıları idi. Yanı sıra belki Sadaka Diken'de gösterme ihtimali vardı, gösteremedi. Ama orada Diken izlediğim bir videodan çok yine bir gerilme müdahale, sadece çok az bir müdahaleyle iki arkadaş videosu çıktı. Daha sonra orada sınırda yapılan bir başka etkinlikte, göçmenler değil mi gibi etkinlikte. Bu kayıt gizlice bir Yunan polis karakolundan alınmış bir kayıt. Ben sadece kimi zamanlarında yavaşlattım, başka bir şey yapmadım. Çocuğa polisler birbirlerine tokatlandı göre. Gördüğüm en ciddi işkence çevirden birisiydi. Ben sadece birbirini tokatladıkları zamanı, anı yavaşlatıp onları birbirine dokunur hale getirmeye uğraştım. Ve sadece onlar birbirini yapar. Şöyle yapar. Daha çok Japon turistlerin olduğu bir
özel turistik gezinin kaydını iç içe işlediğim o adalardan birisinde olan bir şeydi onun. Yani deniz gemilerinin kendilerine gidemediği adalardan birisinde olan bir turistik faaliyetti. Ben ikisini birleştirdiğim uzun bir video, ondan da bölümde göstereceğim sadece. Bu video hariç, bu arada bütün videolar, şimdiye kadar gösterdiğim ve şimdiden sonra göstereceğim, zaten benim blogumdan erişebileceğiniz, Blip TV'de olanları da YouTube'a alacağım olabildiklerini, oradan görebileceğiniz videolar. Sadece bu videoyu 2-3 belgesel festivali nette gösterilmemiş video olur ancak göstereceğim için netten direkt göstermemiştim. Ha şey mi koymuşum, fragmanını koymuşum. O çok kabaca fikir veriyor. Yarısına kadar özellikle Japon ağırlıklı uzak doğu turistlerinin işgal ettiği tüm mercanlarını demir ayakkabılarıyla kırdıkları, varılan suyun içerisinde ekmek yemek üzere yaklaşan, ekmekleri yemek üzere yaklaşan balıkların torbalarla avlanmaya çalışıldığı ve kalabalıklaştığı muhteşem bir grotesk ada görüntüsü ve ardından da öbür yarısı deniz çingenelerinin son su taşkınlarında su altında kaldığını öğrendiğim, ondan sonra tekrar yaşamaya başlayıp yaşamadıklarını bilmediğim, kendi çok daha doğaya yakın ama bir taraftan işte yoksul, çok yoksul hayatlarını belgelediği, o iki günlük çekimin yan yana geldiği bir belgesel. Bunu da önümüzdeki ay içerisinde şeye koyacağım, internete koyacağım, izlenebilecek. Şubat'ından 2012 Ağustos'una kadar 2011 yılındaki Fukuya katliamını merkeze yerleştirdiğim yerden yaptığım şu resimle uğraştım. Resmin adı 2011 yılında Avrupa'da çok küçük bir ada ya da çok yakında bütün Avrupa. Yaklaşık 3 metre eninde bir resim bu. Aynı dönemde ki bu benim işte atölyeyi bulduğum, 2011'de bulduğum atölyeyi. Atölyede
tekrar resmetmeye başlamamla ilgili süreç. Bir de Selavi diye bir resim yaptım. Özel mi altı kişilik burada? Bir daha söyle. Özel mi altı kişilik? Yok, mi? Özel. Hayır. İkinci evet. Elden kiraladım. Evet, başka bir sanatçı. Evet. Ama şey, kuyruktan gelmedi. Kendim hani buldum. Hayatımda en güzel atölyesiydi. Teşekkür ederim. Çok kaybolmuşum. Adı Selavi, yeni yaklaşık 3,5 metre. Nisan'ında Kendimin Meleği diye yine aynı atölyede çok kişisel bir fotoğraf manipülasyon serisine başladım. Bu sergilensin çok istediğim ve devam etmeyi de çok istediğim bir seri. Şöyle ki, çocukluğumun kimi fotoğraflarına bugünkü kendimi davet etmekle ilgili bir seri bu. Her birisinde o fotoğrafa özel şeye, tada ulaşmaya çalışmak için çok uğraştığım, çok geniş çalıştığım. Uyuşturulmadığını farkındasın. Giderek fotoğrafların içerisinde kendimin kendimle ilişkisini zorladığım, çok sevdiğim ve sergileyemediğim daha bir seri bu. Ben 2015'te bir sergide sergilerdiği söylendi şimdi bir kez. Bu arada bir gösterdim size 4 tane ırkçılık lif teşebbüsleriyle ilgili haritaları ama örneğin 2012'nin Ağustos'unda yapmışım bitmek üzereyi. 2012 Eylül'ünde İsrail-Sef Savdağı'nın barış yürüyüşü başladı ve başından sonuna kadar destekledim. 3 özel mektup yazdım, blogumda yayınladım Halil Savdağ'a ve tüm Türkiye'deki destek yürüyüşlerinde kullanılması için afişler tasarlamaya başladım. Hepsi Halil Savdağ'ın kendi sözcüklerinden oluşan tasarımlardı bunlar. Tasarımlar bulunmaya başladı tüm gösterilerde, dayanışma gösterilerinde. Çok keyif aldım bunlar tabii ki. Sonra Halil Sadan'ın arkadaşları katıldı Halil Sadan'ın yanında yürümeye. Değişen ekipler halinde ve onların Osmaniye'de durdurulmasına karşı hemen hızlı bir imza kampanyası örgütledim ve o zamana kadar herhalde yan yana gelmesi çok zor olan 168 tane kültür sanat insanını bu metne evet demesi denilen bir süreç yaşandı. Ben çok önem veriyorum Halil Savdağ'ın yürüyüşüne ve ondan sonraki bütün süreçte de aslında bütün alçak gönüllüyle, bütün bağımsızlığıyla, bütün devlet ve devletin arasından akan niteliğiyle bir anlamda ama bir taraftan da bütün yerel karşılamalarda aldığı büyük coşkulu destekle birlikte
her geçen gün önemi daha çok farkına varılacak bir görüş olduğunu düşünüyorum. Aralık'ta Adalar sergisi başladı. Orada göç bağlantıları sergisinde 3 yaşında yer almaya başladı. 2013 Ocak'ta Hrant için sergi açıldı adımıyla ve orada daha önce de gördüğünüz Hrant çift göz bebeği sergilendi. 2013 Ocak'ta ilginç bir sergi açtım Stockholm'de. Adı Ne Şans Gökyüzü Hepimizi Koruyor. Bu sergi benim şu anda bir yılı tam tamamlanmış olan yeni iş yerimde, yeni bakım evinde, bu kez 60 yaş üstü 80'e kadar yolu var. Konuşma engelli, ikisi yürüme engelli, zeka engelli ve yarı bunamış sakine 24 saat tam hizmet verdiğimiz bir bakım evi, 25 kişinin hizmet verdiği bir bakım evi. Çok ağır bir iş. Girdiğimin birinci ayında iki omurum birden kaydı. Çünkü 6 ay alınması gereken bir ergonomi eğitimle ancak girilen bir işe ben doğrudan girdim. Bu eğitimde verilmesi istemedi çünkü ihtiyaçları vardı. Ben de havada kaptım. En kendi içerisinde sürekli olma ihtimali olan işti. İş arkadaşlarım çok çok iyi çıktılar. Çünkü böylesinin bağlı işte daha belki bakıcılık serüveninde yaşadığım türden işsiz bir ilişki söz konusu olsaydı gitmezdi zaten. Ama bütün yasak olmasına rağmen genelde satış hepimiz de içtiği için arada bir içebildiğimiz, sigara içebildiğimiz balkon molalarında sadece nefes alıp kendime dönebildiğim ve o balkon molalarının her birisinde karşımda gördüğüm gökyüzünü bazen fotoğraf makinesiyle bazen cep kamerasıyla çektiğim gökyüzü resimlerinin sergilendiği bir sergi bu. Hep aynı noktadan, hep aynı gökyüzü, başka bir gün, başka bir saat, başka bir sigara molası daha önce. Bu seriyi sadece paylaştığım için çok sevdim. Yeni şefimle paylaştım. O da yakındaki bir sağlık fuarında söz konusu özel sağlık şirketinin bir sanat sergisini açmayı düşündüğünü, ona çok uyabileceğini, destek de verebileceklerini söyleyince birdenbire hayatımda fotoğraf sergisi takmış bir insan haline geldi. İlk fotoğraf sergimiz yok. Tabi bazıları şeyle, kamerayla, normal kamerayla, bazıları cep telefonu kamerasıyla çekildiği için baskılarında da kimisi 70 santim elinde oldu, kimisi 30 santim, kimisi 15 santim. İlginç bir sergiydi, bir gün sürdü ama zaten fuara gelen herkes böyle bir sergiyle karşılaştığını bilmediği yerden ve çok kalabalık oldukları yerden müthiş bir geri dönüşü oldu. Hepsi meslektaşımdı gelenlerin. En keyif aldığım geri dönüşlerden bundan sonra balkona çıkarken, dışarıya bakarken daha dikkatli olacağız, daha farklı yaşayacağız dedikleri yerde. Şöylesi bir saniye. Balkon resimleri olduğunu yazılı olarak mı şey yapılmış, yürüyordunuz izleyicilere? Hayır, sorduklarını anlatıyordum. Pardon, yazıyordu. Göstereceğim. Ya. Şurada yazıyordu. Bir grup bakım evinin ve balkonundan geçtiğimiz bir yıl içerisinde çekilmiştik. Ne şans, gökyüzü hepimizi sarıyor ismi. Ve hepsinin altındaki ismi çekildiği gün, saat ve dakika. Ve zaten kronolojik yerleştirmiş. Ekim 10 Şubat'ta 4. ve son bitti dememek için linç haritasını yayınladım. 2013 Şubat'ında daha önce de sözünü ettiğim kağıtsız göçmenlere, kağıtsız sığınmacılara yönelik polis operasyonları başladı İsveç'te. Ve çok yaygın antırkçı, antimilliyetçi göçmenlik yanlısı, hatta insan olan herkesin katıldığı ortak karşı çıkış eylemlerine dönüştü. Ne yapıyorduk? Bir kere herkes bir metroya binerken belki Riyama polislerini dediğimiz özel giysili sınıf polislerini onları kullanmak zorundaydılar. Oradaki bodyguardlarla birlikte
göçmen ve kâğıtsız göçmen olması muhtemel kara kafalı izler biçimde gördüğümüzde hangi metro istasyonu sağlık kaç, kaç kişiler ne tarafta duruyorlar bilgisini sürekli attığı çok olağanüstü hızlı işleyen bir Facebook grubu yaratıldı. Ve herkes yerinden aldığı bilgiyi de yaygınlaştırdı. Gerçekten birçok kâğıtsız göçmeni korumuş örneğin bu ağ. Daha sonra başka türlü fasitörlük yöntemleri başladı. Şüpheli erkeğe metroya binmek, özellikle göçmen kimliğiyle kara kapalı bir insansınız. Sonuçta onların baktığı yerden. Durdurulduğumuzda kimliğinizi göstermek, kimin yanında yok demek, kimlik taşımak zorunlu değil aslında yasal olarak çünkü. Aramak isterse ya da götürmek isterse mutlaka bir suç ifade etmek zorunda. Oraya zorlamak, hatta gitmek tarafından ama bütün bu süre içerisinde onu yapabilince operasyonu durdurmuş olmak, daha sonra olan biten her şeyi teşekkür etmek gerekiyor. Hala sürüyor, çok tartışılıyor. İsveç toplumunda benzer bütün ırkçılıktan, ayrımcılıktan beslenen ve hızla gelişen devlet politikalarının yoğun tartışıldığı televizyon programları yapılıyor ama sadece bu tartışmanın kendisi bir şey çözülmediğinde dönüşmediğinde bile yapıldığından dolayı iş halledilmiş sayılıyor. Böylesine olağanüstü bir zihni konusu var. Reva o yüzden örneğin o programları izleyenler tarafından bitmiş olması gereken bir uygulama. Çünkü bütün bu tartışmalar aslında Reva'nın ne kadar uçuk uygulama olduğunu, ne kadar yasa dışı bir uygulama olduğunu göstermiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Sadece biz hala devam ettiğinde tekrar bas bas bağırarak kamuoyunun bildiğimizde tekrar yeni program yaptırabiliyoruz. Herhalde devam edecek. Herhalde bütün Avrupa'ya da yayılacak. Bu Reva süreci içerisinde iki yine gerilla tasarım yaptım. Çok yaygın kullanıldı. Reva aslında bir kısaltma. R, E, V, A, A harflerinin ayrı açılımları var ve tam karşını şimdi hatırlayamayacağım. Yani özel güvenlikle işte gereksiz, çağrısız girişi engellemek falan gibi özel polis kuvveti. Ama aynı zamanda yırtık demek. Bir toplu kelime olarak Riyava. İlk tasarım buydu. Riyava yeni bir İsveç bayrağı mıdır? İkincisi ise Göçmen Bakanı ağzından aslında mavi gözlü ve sarışın olmadıkça diğer insanların gerçekten de İsveç'te sayılamayacağını ve kuşku içerebileceğine ilişkin çok tarihsiz bir demeç verdi. Ona rağmen hala istifa etti. Oradaki o kullanılan mavi gözlü sarı saçlardan sonra doğrudan koalisyonun kendisini hedefleyen koalisyon yeni bir İsveç bayrağı mıdır diye bir tasarım yaptım. Çok ilginç mesela şu dönem içerisinde biraz öncesinde yani 2012'nin sonlarına doğru İsveç'te şu anda parlamentoda son seçimler de girmiş. O zamanki oy oranları %3 civarındaydı. 15-13 milletvekili var. Onlardan 3 tane milletvekili İsveç'in en merkezi yerindeki bir bardan çıkarak sarhoş yaptıkları kendi öz mobil kayıt, mobil kamera kayıtları o telefonu tamir için bir göçmene verdiğinde onun tarafından aşırılarak ortaya serildi. Yaklaşık yarım saatlik kayıt bu. Önce bir göçmene saldırıyı, küfretmeyi, aşağılamayı, daha sonra demir sopalar almayı, onu dövmeye gitmeyi, araya giren bir işte İsveçli kadını göçmen sevicisi ilan etmeyi içeren, tümüyle skandal olan ve kaydım içerisindeki bütün milletvekillerin istifa etmesine neden olan ve yerlerde başka insanların geldiği bir kayıt bile bir büyük çıkartılık tarihinden sonra bugün bence unutulmuş halde. Şu anda özellikle bu Riyava süreci ve ardından çok kısa değineceğim yine Stockholm'daki son isyan süreciyle birlikte ırkçı partinin üçüncü parti olması söz konusu bütün kamuoyu yoklamalarında 10.5'a çıkmış oranı yaklaşık 45 milyonuna denk geliyor.
2013 Mart'ında 2. İstanbul Trienali'ne çağrıldım. İlginç bir sivil aktiviteydi benim için. Okudum metinlerini, konsept metinlerini. Biraz arabesk metindi. Yedi Vadi, 60 Kanat Bölgesi, işte kaktüsler, eski tılsımlı kuşlar, masallar, özgürlüğün, yaratıcıların bunlarla taşınması gibi bir metnin içerisinde toparlamaya çalışıyordu şimdi. Nevruz zamanıydı ve zaten düşündüğüm bir iş vardı. Nevruz'a yönelik bir iş yapmayı düşündüm, yaptım ve kabul edildi. Çok teşekkür ederim. Beş kaktüs. Kaktüs mitolojik. Beş tane siyah beyaz imaj. Diyarbakır cezaevinde ki şiddeti, insanlık dışı uygulamaları protesto etmek için yine bir Nevruz ayında ardı ardına kendilerini ateşe veren 5 hükümlünün yanmış cesetlerinin fotoğrafları. Bu fotoğrafları büyük bir ihtimalle cezaevinin morgunda çalışan bir insan, yıllar sonra 78'ler Vakfı'nın başındaki insana teslim edip kaçmış. Bana bunu öğrendiğimde fotoğrafın orijinalini istemiştim, parça sadece yayınlamışlardı o zamana kadar. Hep duruyordu, hep okuyordum fotoğrafları. Her zaman oldukları gibi sergileyemeyeceğim kararmış, kömürleşmiş cesetlerin fotoğraflarıydı sadece. Ama bu Nevruz'a üstelik bütün bu atmosfere rağmen yanı sıra barıştan yana bir şey yapmak adına bile olsa aslında birazcık da bu yüzleşmeyi, bu geriye dönüşü hiç unutmamak adına barış yapmak gerektiğini düşündüğüm için ürettim. Şimdi sevgili basılıyor bunların her birisine. Tek tek işler olarak, bu işler tasarımda. Sergilenme halinde buydu. Olacak, olsaydı. Son sergimle bitiriyorum sunumumu. Son sergim, buraya gelmeden evvel kapatarak geldim. Yine tekinlikle açılan bir sergi. Sergi bir karma sergiydi. Ve bütün bu aktardığım gelişmelerin ardından İsveçlilik kavramını, İsveçlilik değerlerini, İsveçlilik kodlarını, İsveçlilik sembollerini tartışmayı hedefleyen bir sergiydi. Bir katılımcı dışında, yok iki katılımcı dışında bütün sanatçılar göçmendi ve muhalif göçmenlerdi. Serginin ismi İsveç Milli Marşı'nın içerisinden taşınmıştı. Evet, yaşamak istiyorum, ölmek istiyorumdu. Bu İsveç Ulusal Marşı'nın nakaratıydı. İsveçlikle derdi olan bir sergiydi. Küratörünün metninde İsveçliğin neredeyse ten rengiyle belirlenmesini tartışılabildiği günümüzde neyi kullanacağız sorusunu sorulduğu bir sergiydi. Ve bu sergiye ben ikinci tarihsel yüzleşmenin işini, 3 yıldır hazırlandığım bir işi taşıdım. İşimin kendisi bir duvar yerleştirmesiydi. 3 ayrı elemandan oluşuyordu. Toplam ismi listeydi. Dört resim, bir liste ve 700'e yakın belge çıktısından oluşan bir duvar düzenlemesiydi. Ben bu kodların dibinde yatan, yazdığım kodların dibinde yatan utancı araştırıyorum dediğimde ve neler bulabilmeye başladığımı söylediğimde daha geriye gitmek, daha dip kazımak söz konusu olduğunda soy düşkün yer diye Türkçe'ye çevirdiğim çok özel bir kelimeyle tarif eden Ette Stupa denilen uçurumlar gerçeğine vardı.
İsveç'in resmi söylemi içerisinde özellikle 60'tan sonrasında kesinlikle bir söylenti ve mit olduğu, asla gerçek olmadığı iddia edilse bile, örneğin 1949'da benden önceki son insan, bir proleter kültür hareketi yazarı, sosyalist bir yazarın bir kitabında Carlson gerçeklik olarak uzun uzun aktarılan bu uçurumlar, İsveç'in yüzleşmek istemediği çok uzun tarihinde bütün yaşlıların ve bütün güçsüzlerin ve bütün sakatların bizzat kendi aileleri tarafından atıldığı uçurumlar.